Değerli dostlar, Doğu'dan Batı'ya tarihten merhaba. Bu hafta çok değerli iki konuğum var. Yakın dostum, arkadaşım her ikisi de. Profesör Doktor Erkan Göksu, 9 Eylül Üniversitesi öğretim üyesi. Biz aynı alanda çalıştığımız için çok yönlü bir çalışma metodu var. Aynı zamanda çok geniş bir çalışma alanının içerisinde çalışıyor Erkan Hoca. Bugün onunla ve tabii ki sevgili Ahmet Sefa Özkaya ile askeri tarih üzerine yaptığı çok değerli çalışmalarıyla tanınıyor Ahmet Sefa. Her ikisine de hoş geldiniz diyorum öncelikli olarak. Erkan Hoca ile ve Sefa Hoca ile bugün askeri tarih, Türk savaş tarihi, Türk savaş stratejileri, Türk ordusu üzerine konuşacağız. Ama başka zamanlarda, çok ilerleyen zamanlarda Erkan Hoca ile belki Gazneliler üzerine, Selçuklular üzerine çok geniş bir portföyü var. Bunlar üzerine de konuşmaya devam edeceğiz. Tabii yayına başlamadan önce birkaç kitap tanıtayım. Özellikle üçüncü baskısını yapan Kronik'ten Ahmet Sefa Özkaya'nın editörlüğünde hazırlanan Türk Askeri Kültürü, eskilerin deyimiyle tuğla gibi kitap dedikleri, içerisinde tabii Erkan Hoca'nın da ve çok birbirinden değerli akademisyenlerin yayınlarının bulunduğu bir kolektif kitap. Ama benden de yazı istemişti sevgili Sefa, fakat yetiştirememiştim. Hatırlıyorum o günleri. Çok değerli bir kitap oldu. Çok geniş, katılımlı, başından sonuna Türk askeri kültürünü tanıyabileceğimiz, görebileceğimiz bir eser. Bunun dışında daha önce bahsetmiştim ismini, fakat bugün kendisi elime ulaştı. Mustafa Cankurt'un Siyah Sancağın Gölgesinde Celaleddin Harizmşah isimli kitabı. Güzel, Celaleddin Harizmşah üzerine çok sayıda roman yazıldı. Bu da onlardan birisi ve yazılmaya da devam edecek. Biz tabii tarihçiler bu tip eserlerin varlığından, yazılmasından oldukça mutlu oluyoruz. Çünkü çalıştığımız sahanın kıyıda köşede kalmış ya da kaldığını düşündüğümüz alanların gündeme gelmesi, bir şekilde halka ulaşması, topluma ulaşması bir tarihçinin herhalde en fazla mutlu olacağı hususlardan birisi. Yanılıyor muyum sevgili hocam? Tabii ki, tabii ki. Çok doğru. Diğer bir kitap Tuğba Işınsu Durmuş hocamızın Muhit Kitap'tan yayınlanan, Osmanlı'da edebi himayeyi konu edindiği Şair ve Sultan. Bu kitabın belki bir erken versiyonunu diyelim. Rahmetli Halil İnalcık Hoca Şair ve Patron isimli kitabıyla yapmıştı. Himaye, Orta Çağ'ın özellikle edebi dünyasında, tarihçilerin dünyasında, literatüründe çok önemli. Yazarların hemen hemen hepsi bir şekilde maişetlerini, geçimlerini bu işten sağlıyorlar. Dolayısıyla da hamilerin etrafında belki biraz subjektif olabiliyor metinler, ama sonuç itibarıyla metinler de bu şekilde ortaya çıkıyor. Bu süreci anlatan çok değerli bir çalışma. Hani böyle dumanı üzerinde derler ya, öyle bir kitap. Revnakoğlu'nun İstanbul'u, Fatih Belediyesi'nin yayını, İstanbul'un iç tarihi, Mustafa Koç hocamızın çok değerli bir çalışması bu. İki cilt halinde şimdilik yayınlandı. Ama ben sırtındaki F ve A ifadelerinden sanırım bunun 5 cilt olacağını tahmin ediyorum. Bir Fatih'e tamamlanacak gibi gözüküyor. Şimdilik 2 cildi yayınlanmış. Kitabı bana ulaştıran Abdullah Kargılı Beyefendi'ye, kültür müdürüne çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok değerli, nefis baskısı olan bir kitap olmuş. Programımıza Doğudan Batıya Tarih hashtag'i ile yahut benim Twitter adresimle soru sorabilirsiniz. Sizler de dahil olabilirsiniz. Bugün biz tabii Türkler, Türk tarihi içerisinde, dünya tarihi içerisinde
savaşçılıklarıyla, savaşlarda yaptıkları kahramanlarıyla, kahramanlıklarıyla, savaş stratejileriyle bilinen bir toplumuz. Sefa Milli Savunma Üniversitesi'nde çalışıyor öğretim üyesi. Ben de askerliğimi yedek subay yapmıştım. Ama genel anlamda atalarımızdan, dedelerimizden, babalarımızdan dinlediğimiz klişe bir laf vardır. Her Türk asker doğar diye askeriyenin içerisinde ısrarla talim ettirirler. Bu tabii belki bu askeri dönemi çağrıştırıyor olsa da bir tür baskıyı, yani eleştirel anlamda bir tür zihniyet olgusunu çağrıştırıyor olsa da realitesi olan bir durum. Yani gerçekten Türk tarihinin içerisine baktığımızda Cahiz'in kitaplarını okusak mesela, burada Türklerin savaşçı özelliklerinin, o Fezailül Etrak'ta Türklerin faziletlerinde yerden göğe çıkartıldığını görüyoruz. Hatta bizim zaman zaman eleştirdiğimiz o Cüneyt Arkın'ın Battal Gazi filmlerini hatırlarsanız, o işte bir ok atar beş kişi ölür vesaire. Bu tiplemenin Cahiz'in tanımlamalarının yanında hiç bile kaldığını görüyorsunuz. Doğal olarak böyle bir kültürümüz var. Ben Erkan Hoca ile başlamak istiyorum ama onun bize güzel bir haberi var. Önce kendisine bırakayım, ben de verebilirdim. Harizmşahlar bu ara ATV'deki Celaleddin Harizmşah Bozkır'ın Arslanı dizisiyle yeniden popüler oldu. Tarihi dizilerin artması hem iyi hem kötü aslında bakarsanız tarihçiler olarak. Çünkü onlar kurguyla geliştikleri için izleyiciler, bana çok soru geliyor, mutlaka size de geliyor, İçindekileri gerçek zannediyorlar. Hatta ben de geçen hafta Açık Görüş'e Celaleddin Harizmşah'a yazmıştım. Eski kitabımdaki bir bölümü biraz özetleyerek yazmıştım. Ama ana kaynaklar üzerinde yapılan çalışmalar sürecin çok daha iyi, tarihsel olguların, şahsiyetlerin çok daha iyi bir şekilde anlaşılması bakımından önemli. Ve Erkan Hoca'nın bizim tarihçiliğimiz içerisinde çok sayıda telif eseri de var ama belki daha ön plana çıkan yönlerinden birisi bundan 20-30 sene öncesindeki büyük tarihçilerimize bile karmaşık gelen bazı metinleri dilimize kazandırmış olması, tercümelerini yapmış olması. Ravzatü's Safa mesela ilk aklıma gelenlerden birisi farklı versiyonlarıyla. Şimdi de Harizmşahlar üzerine bir çalışması var. Ben sosyal medyadan da görmüştüm. Nedir onun hikayesi? Biraz belki bahsetmek isteyebilirim. Evet, şimdi Harizmşahlar bizim Türk tarihinin en önemli dönemlerinden bir tanesi esasında. Ama işte sizin de malumunuz, hocamın da malumu, bizim ortaçağ Türk tarihi birçok alanlarda, birçok konularda henüz daha üzerinde çok sayıda çalışma yapılacak derinliğe sahip. Ne yazık ki yakın zamana kadar da Harizmşahlarla ilgili ülkemizde işte rahmetli İbrahim Kafesoğlu ve Aydın Taner Hoca'nın yazdıkları dışında bir araştırma çok fazla yoktu. Neyse ki günümüzde işte Erzurum'da Coşkun Erdoğan, yine Meryem Gürbüz hocamız Harizmşahlarla ilgili çok güzel çalışmalar yaptılar. Ama yani daha çalışacak çok şey var. Aynı durum Gazneliler için geçerli, hatta bizim Selçuklular için de geçerli. Şimdi bunun önündeki en büyük engellerden bir tanesi işte bu kaynak dili meselesi. Ne yazık ki kaynaklarımız çok çok farklı dillerden olduğu için yani bir tarihçinin bu dillerin hepsini öğrenmesi ve bu kaynakların tamamından istifade etmesi gerçekten de zor bir şey. Şimdi bu durumda yapmamız gereken şey işte Farsça bilen Farsça kaynakları, Arapça bilen Arapça kaynakları tercüme edecek. Böylelikle bu dönemlerle ilgili o vekainamelerin kendilerine özgü üslupla anlattıkları o tarihi olayları okuyabileceğiz. Benim de zaten en büyük amacım oydu. Başta Selçuklular olmak üzere Gazneliler ve Harizmşahlara ait, bu üç Türk devletine ait en azından temel birkaç tane kaynağı ve kaynameyi Türkçe'ye kazandırmaktı. Ravzatü's Safa'nın daha önce Selçuklular ve Gazneliler bahislerini yayınlamıştım. Harizmşahlar da bir süredir bekliyordu. Nihayet onu da bitirdik. İnşallah yakın bir zamanda Harizmşahlar da yayınlanacak. Tebrik ederim şimdiden. Hayırlı sağ olun, olsun. Sağ olun. Geçenlerde Erhan Aydın Hoca ile telefonla görüşüyorum. Bana sitem ediyor. Diyor ki hep Selçuklu dönemini konuşuyorsunuz programda. Ama ben daha önce de söyledim. İzleyicilerimiz takip edecekler. Bu sene malumunuz Malazgirt'in 950. yılı
ve ben bir ortaçağ tarihçisi olarak pozitif ayrımcılık yapıp bu yılı büyük ölçüde Selçuklu yılı ilan ettiğimizi söyledik. 950. yılı görmek her zaman herkese nasip olmuyor. Madem böyle bir imkanımız var, bunu fırsat buldukça programımız aracılığıyla dile getirmiş olalım. Şunu ilave edelim. Şimdi Türk tarihinin o genel seyri içerisinde Selçuklular bir dönem. Aslında ne ilk ne son. Tabii. Dolayısıyla eski Türk tarihinden, işte İslamlaşmayla beraber gelen tarihten böyle tam bir kavşak noktası gibi bir yer. Ondan sonra da devam ediyor. Aslında bu tür çalışmaları işte bu bağlamda, bunların her biriyle ilişkisi, bağlantısı, hem düşünce, hem siyasi tarih, hem teşkilat ve kültür bakımından bu bağlamda ele alınsa, hani o dönem, bu dönem ayrımı da kendiliğinden köprü belki ortadan aslında çıkacak. Yani hocalarımız bunu tanımlamışlar. Benim de çok sık kullandığım bir ifade derslerimde. Dört büyük imparatorluk vari yapıyı ister Türk tarihi bağlamında ister İslam tarihi bağlamında bakın. Selçuklular Erkan Hoca'nın dediği gibi bir köprü. Yani Hun, Göktürk, Selçuklu, Osmanlı ya da Emevi, Abbasi, Selçuklu, Osmanlı. Yani ister İslam tarihi bağlamında ister Türk tarihi bağlamında bakalım süreç değişmiyor. Ama tabii Türk tarihinin askeri kültürü ve savaş stratejileri eski. Ben Sefa Hoca'ya sorarak başlayayım. Ne zaman başlıyor bizim askerlik maceramız Türk tarihinde? Yani Mete'nin ıslık çalan oklarıyla mı başlıyor? Bildiğimiz en eski süreç nasıl tekamül ediyor? Şimdi orada tabii kabullere göre gitmek gerekiyor. Hani Türk ismi Göktürklerle, Köktürklerle işte başladı. Ondan öncesi Proto Türk falan. Hani o doğrudan benim söylemem belki doğru olmayabilir ama kültürel olarak daha eskiye gidiyor. Ve şunu da söylemek lazım. İşte M.Ö. 3200'lerde Sümerler ta işte yıldızların, güneşlerin, gezegenlerin arasındaki sistemleri biliyorlar. İlk biz bunları kabul ediyoruz. Yani yazıyı bulan bir kavim yazıyı bulur bulmaz bir anda hani bir gecede hiçbir şeyi gökyüzünü bilmiyorlarken tanıyorlardı. Ondan sonra yazıyı bulur bulmaz da ertesi günde böyle bir gök bilimi alanında müthiş bir aydınlanma yaşadılar da ondan sonra mı oldu? Hayır. Yani Türkler M.Ö. işte 209'da Hun adıyla veya başka isimlerle ortaya çıktılar ama ortaya çıkar çıkmaz mı bu stratejileri, bu stratejik yönelimleri veya daha önemlisi belki daha çok ürün ürettiği taktik meseleler dediğimiz taktik ürünleri ilk defa tarih sahnesine çıktıkları zaman mı? Tabii ki bunun çok daha öncesi oldu muhakkak. Yani bir gecede hem tarih sahnesine çıkıp aynı günde de işte o taktik kazanımları vesaire çok söz konusu olamaz o. Fakat yazılı olan kısmına baktığımız zaman o şekilde. Ancak bizim dezavantajımız şu, 20. yüzyılda özellikle bu Fransız Analekulü'nün getirmiş olduğu bir etki var, sosyoekonomik tarih yaklaşımı. Bu sosyoekonomik tarih gerçek bir rüzgar ve bu rüzgar askeri tarihi biraz ikinci plana itmiş. Aslında askeri tarihte böyle çok köklü bir geleneğimiz maalesef yok. Yani biz onu yapıyoruz fakat yazma hususunda yokuz. Hatta 1908'e kadar örtülü bir askeri tarih yazımı yasağı var diyebiliriz. Yani 1908'e kadar askeri metinlere baktığımız zaman çok cılızdır, tek tüktür. Askeri değildir, daha çok da zaten siyasetname türünde eserlerdir. Askeri bir şey yazıldığı zaman bunun sebebi de şudur, onu da özellikle belirtmek lazım. İşte o dönem diyelim ki bir kaymakam, yarbay yani tutar da stratejiyle o dönemki isimle ilgili Sevkülceşt'le ilgili tutar bir kitap yazarsa yukarıdaki paşa onun canını okur. Vay sen bizim başımızı üstad mı kesildin hayırdır falan diye maalesef canını okur. Bu yüzden biz 1908'den sonra hadi yahu şu kendi tarihimizi artık bir yazalım, askeri tarihimizi yazalım diye. İşte ilk Fahri Belenlerle ondan sonra başlayan bir kültür var. İşte Sakarya Meydan Muharebesi vesaire. Sonra bu son yaklaşık 5-10 yılda yani yapılan çalışmalarla malumunuz işte askeri tarih çalışan hocalarımızın yoğun gayretleriyle işte askeri programlar yaparak işte konferans serileri üstüne basa basa düzenleyerek işte o arkadaşımız işte kitap çıkartmış, bu hocamız kitap çıkartmış, bunu tanıtarak, konuşarak, her şeyden önemlisi konuşarak, çünkü biz konuşulmayan şey uçuyor gidiyor. Aklınızda kalması için konuşmanız lazım. Ya işte konuşmuştuk, hadi şu kitabı alalım. Dolayısıyla böyle biraz daha moda oldu. Bu da iyi oldu, çok iyi oldu. Ama tabii kötü olan tarafları da var bu sefer. Çünkü biz kendi uzmanlaşma hususunda mesela bir rozet düşünün. Bir rozetin bile batıda uzmanı var.
veya bir düğmenin batıda uzmanı var, bir şapkanın uzmanı var, şapka uzmanı. Adam sadece şapka işine bakıyor. Diyor ki bu şapka falanca İngiliz tümeninin filanca yıllar arasında falanca birliklerin falanca bölüklerinin giydiği şapkadır diyor. Biz ise henüz öyle bir uzmanlık oturmadığı için her şeyden anlamak zorundayız. En azından askerlik literatürünü kabul ettirmişiz. Daha ne olsun? Buna da şükredemek lazım. Literatürü kabul ettirmişiz ama bu bizi biraz işte enerjimizi yayıyor. Yani Erkan Hoca Farsçadan bir Farsça öğrenmek zorunda kalıyor. Çünkü eserler çevrilmemiş de Arapça öğrenmek zorunda kalıyor. Kaynak dillere nüfuz etmek zorunda kalıyor. Halbuki onlar zaten bir yetkinlikle çevrilmiş olsa eskiden beri biz oturacağız onların üzerinden tarihi inşa edeceğiz. Yani burada aslında üç kademeli bir şey var benim gördüğüm. Bir, dillerin veya kaynak dillerin literatüre kazandırılması. İki, bunların yayınlanması. Üç, kuramsal tarih çalışmaları, teorik çalışmalar. Biz şu anda kazandırıyoruz, değerlendirmeye çalışıyoruz. Benim işte mesela Türk askeri kültürüne o kültür tasnifi ve Türk askeri kültürüne giriş diye bir 140 sayfaya yakın bir bölüm yazmıştım. Orada yapmaya çalıştığım şey oydu. Teorik kısmı eksik. Niye? Çünkü daha önce bunlar hazırlanmıştı, önümüze gelmişti. Biz hani teorik kısım yazmıyoruz değil. Bunlar hala kazandırılma. Hala her gün işte duyuyoruz. Ben işte falanca konu üzerine çalışıyorum. Filanca kitabı işte Türkçe'ye çeviriyorum veya işte Latinize ediyorum, transkribe ediyorum diye. Dolayısıyla bunlar bittikten sonra oturup onun üzerine işte nasıl bir askeri tarih, hani nasıl bir sosyal tarih, sosyo-kültürel şehir tarihi çalışıyoruz. İşte şöyle şöyle bir teorik metni, teorik bir metin daha doğrusu inşa ediyorsak, inşallah gelecekte de şu an moda oldu kötü yanlarıyla birlikte. Yani televizyonlarda tamam güzel oldu ama işte bir Selçuklu veya işte bir Osmanlı veya işte geç devir Osmanlı askerini giydirirken hani tutup John Snow'a benzetmenin alemi yok. Evet. Yani. 5 yıl önce baktığımızda işte hocalarımızın taşıdığı unvanlara, uzmanlık alanlarına ya da sosyal medyadaki tanım cümlelerine baktığımızda görmediğimiz şeyleri görüyoruz şimdi. Askeri tarih uzmanı diye geçiyor. Dolayısıyla bu yaygın bir kabul oldu ve güzel de oldu. Metodolojik çerçevesini Sefa Hoca çizmiş oldu ama ben Erkan Hoca'ya döneyim. Biraz Türklerin askeri serüveni nasıl başlıyor? Mesela konar göçer hayat tarzını sürüyor olmamız, tabiata karşı sürekli mücadele içerisinde olmamız, belki çocukların daha 2-3 yaşlarından itibaren koyun koç gibi hayvanlara bindirilerek düşüp kalkmayı öğrenmeleri, tabiatla mücadelemiz özellikle askerlik hayatımızda nasıl etkili oldu? Hun, evet. Göktürk. Yani Selçuklu dönemine kadar gelen süreçte askerlik serüvenimizden biraz bahsedelim. Evet. Şimdi tabii bunlar esasında çok üzerinde uzun uzun konuşulacak şeyler ama biz şimdi şöyle bir genel bir çerçeve çizmeye çalışalım. Önce müsaade ederseniz biraz önce Sefa Hocam'ın bahsettiği bu askeri tarihle ilgili şeylere birkaç ilavede bulunmak istiyorum. Şimdi bizde bu tarihçilik işte biliyorsunuz yani Osmanlı'nın son dönemlerinde ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında başladı. Ve ondan sonraki süreçte de bizim tarihçilik serüverimizin enerjisinin önemli bir kısmı ilk defa Batı'da yapılan Türk tarihiyle, İslam tarihiyle ilgili çalışmalara ve bizi de işte bazı konularda eleştiren mi diyeyim, farklı yansıtan mı diyeyim bu tür şeylere cevap vermekle geçti. Şimdi burada bu askeri tarihe, ordu millet anlayışına ve askeri kültüre, askeriliğe dair de böyle bir antipati gibi bir şey oluştu. Yani biraz önce bahsettiniz mesela Cahiz kitabında şeydir, işte iki Türk bir araya geldiği zaman devlet kurardı. Cahiz bunu bir metafor olarak kullanmıştır. Türklerdeki düzen, teşkilat, nizam fikrini işte bundan daha güçlü nasıl ifade edebilir? Ama biz mesela bunu bile böyle zaman zaman şey alırız ya deriz ki işte üçüncüsü de gelince yıkar falan. Şimdi bu askeri konulardaki başarımız, bir asker millet oluşumuz, savaş meydanlarındaki üstünlüklerimizin teknolojik üstünlüğümüzle bağlantılı olması, buna mümasil diğer şeyler sanki böyle işte hamasetmiş gibi algılandı. Ve buna bağlı olarak da Türkiye'de askeri tarihçilik gelişmedi. Hocam söyledi. Yani Batı'da şu anda askeri tarihçilik o kadar gelişmiş vaziyette ki toplasanız o uğraşan milletlerin diyelim yani genel böyle bir şey söyleyeyim. Ya bizim kadar askeri geçmişleri bile yok. Bizim kadar şeyleri bile yok. Ama bir bakıyorsunuz harp yeri araştırmalarından tutun biraz önce yine hocamız söylediği gibi yani apoletlerin ne bileyim işte rozetin şunun bunun
kurşunun, işte tüfeğin her birinin ayrı ayrı böyle uzmanları var. Ve gerçekten çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Ve bu çalışmalar yapılırken de sadece tarihten değil, farklı farklı bilimlerden de istifade edilerek gerçekten de hayret verici neticelere ulaşılıyor. Şimdi Türkiye'de bu iş geri kaldı. Bunun en önemli sebebi, bunun evet zorluğu var Türk tarihinin kendi içinde vesaire vesaire, ama bahsettiğim bu yaklaşımdan kaynaklandığını düşünüyorum. İşte yeni yeni askeri tarih dediğimiz şeyin, iyi silah üretmenin, iyi savaşmanın, işte ordu nizam ve düzenine, hukukuna sahip olmanın, tırnak içinde söylüyorum, bir barbarlık olmadığı, aslında bunun tek başına bir kültür ve medeniyet öğesi olduğu yeni yeni biraz anlaşılmaya başlandı da, işte bunlar konuşulmaya başlandı. Şimdi bu manada Türklerle ilgili de biraz önce sizin de söylediğiniz bu ordu millet anlayışı, her Türk asker doğar anlayışı, şüphesiz İslam öncesi Türk tarihinin en eski çağlarına kadar dayanan ve kaynaklarda da yerini bulmuş bir ifade aslında. Bununla ilgili hocam söylerken aklıma geldi. Tuncer Baykara hocanın şöyle bir ifadesi vardı hocam. Daha sonra kendilerine Türk denilecek topluluklar diyor. Yani Göktürk'ün öncesi şeyleri böyle bir ifade kullanır. Şimdi tabii ki hayat tarzının, bu göçebe dediğimiz hayat tarzının insanların her alanda olduğu gibi bu askeri kültür konusunda da yaşantılarına şekil verdiğini ve o hayatın içerisinde, o hayatın içerisinde sağlam, dayanıklı, işte o ordu millet dediğimiz kapsamda bir şey oluşturduğu kesin. Buna ilişkin örnekler çok. Yani Çin kaynaklarına bakarsınız, diğer Türklerden bahseden kaynaklara bakarsınız, bunları çok net görürsünüz. Bunları bizden önceki hocalarımız da ifade etmişler. Ben burada farklı bir şeye işaret etmek istiyorum. Şimdi Türkler ordu milletti ve savaş için ayrı bir işte görev dağılımına, herhangi bir teşkilatlanmaya gerek kalmadan bir araya gelirlerdi. Yani her Türk askerdi. Düşüncesi esasında yaşam şekli olarak özellikle konar göçer, göçebe kültürü devam edenler için şüphesiz %100 doğru olmakla beraber madalyonun bir yönünü yansıtıyor aslında. Şöyle ki biz biliyoruz ki devlet kuran, devletli olan ve nispeten şehir kültürüne de girmiş olan Türk devletleri, Türk toplulukları var. Şimdi şunu unutmamamız lazım. Dövüşmeyi bilmek, silah kullanmayı bilmek, cesur olmak, düzenli bir ordu kurmak ve bulunduğunuz bölgelerden yüzlerce, bazen binlerce kilometre ileriye ordu yürütmek için yeterli bir şey değildir. Ordu dediğimiz yapılanma çok ciddi bir kültür, hukuk, düzen, nizam fikriyle alakalı bir şeydir. Şimdi bu manada her ne kadar bugün artık çok üzerinde konuşulmasa da ben özellikle devletli Türk toplulukları için söylüyorum. Bu sıradan halkın, her Türk'ün asker olmasının dışında belli standartlarda eğitilen, belli standartlarda silahlar kullanılan ve asıl önemlisi işte belli taktik ve stratejiler konusunda uzmanlaşmış subayların, üst düzey emirlerin, işte subay diyelim artık o dönem için, kontrolünde bulunan hazır kıta birliklerin de, düzenli birliklerin de olduğu düşüncesindeyim. Aksi takdirde bugün biraz önce söylediğim gibi günümüzde de bu geçerlidir. Yani insan istediği kadar güçlü olursa olsun, istediği kadar işte silah kullanmakta yetenekli olursa olsun, ordu dediğimiz, savaş dediğimiz şey organize hareketten ibarettir. Göçebe hayatın, evet. Yani güçle akıl birleşirse bir anlamı kesinlikle kazanıyor. Zaten savaşı kazandıran tek başına hiçbir zaman cesaret, yiğitlik ve iyi dövüşmek değil, taktik ve stratejilerdir. Ve bu da evet kişisel yetenekle de alakalıdır ama aynı zamanda da bir eğitimle alakalıdır. Taktik ve stratejiye değineceğiz daha geniş ama Sefa'ya bir soru sormak istiyorum. Hay hay, tabii ki. Tabii. Şimdi savaşları kazandıran taktik ve strateji. Bunu hep beraber konuşmaya devam edeceğiz ama esas benim sana sormak istediğim, bu silahların serüveninden biraz bahseder misin? Yani en eski dönemden Osmanlı dönemine kadar en azından diyelim, ya da ateşli silahların, Osmanlı topun
ateşli silahların kullanılmasına kadar olan süreçte neler söyleyebilirsin? Hı hı. Orta çağın en büyük devrimi, hatta tarihin en büyük devrimlerinden birisi demir, malumunuz. Bütün insanlığın hayatını değiştirdi o. Evet. Şimdi öncelikle kendi ifademle ilgili bir şart düşmüş olayım, yanlış anlaşılmayayım. Askeri olarak taktik ve strateji, fakat bunun üstünde bir de siyasi hamle var. Yani siz aslında çok iyi taktik ve strateji geliştirebilirsiniz ama siyaseten kaybettiyseniz geliştirdiğiniz taktiğin ve stratejinin hiçbir önemi kalmaz. Çok basit bir örnekle şöyle söyleyelim. Sizin bir ordunuz var, karşı tarafta da bir ordu var. Mükemmel bir stratejik yönelim yaptınız, stratejik yığınaklanma yaptınız veya üstlenme yaptınız. Fakat düşmanınız başka bir devletle anlaştı siyasi olarak. Dolayısıyla sizin geliştirmiş olduğunuz strateji orada çöpe gitti. Dolayısıyla biz zaten teknik, taktik, operatif, stratejik ve daha üstünde de siyasi dediğimiz çerçeve. Askeri olarak ama evet, stratejik ve taktik, günümüzde tabii operatif dediğimiz seviyelerle bu işler kazanılıyor. Silahların serüvenine gelirsek, ben bu hususta önce bir bilimsel, teorik bir yaklaşımla söze başlamak isterim. Şimdi sürekli de ifade ettiğim bir şeydir gerçi ama Philip Hoffman diye bir yazar var, Batılı. Avrupa dünyayı nasıl fethetti, neden fethetti diye, aslında Avrupa dünyayı nasıl fethetti demek istiyor. Bir başlıkta Türkçe'ye o şekilde çevirmişler, yanlış buluyorum. Orada şunu soruyor, diyor ki bir zaman makinesi olsaydı ve buna binseydiniz, 1000 sene geriye gitseydiniz, dünyanın neresinde olmak isterdiniz ama hemen seçmeyin diyor. Mesela diyor sakın diyor batıda bir Avrupa'da şehirde olmayın diyor. İşte mezhep savaşları diyor, pis şehirler, her taraf kokuyor, gelişmemiş belediye hizmetlerinin, belediyenin kendisi yok vesaire diyor. İngiltere kıyılarında dolaşmayın diyor, Vikingler her an gelip işte kellenizi alabilirler. İtalya kıyılarında dolaşırsanız ömrünüzün geri kalanını force olarak geçirmeniz her an mümkün olabilir diyor. Para yok diyor, açlık, salgın hastalıklar ve böyle sefil bir hayat var diyor. Mesela özellikle diyor Batı Avrupa'da diyor. Kararı yine vermeyin diyor, şunu da bir değerlendirin diyor. Ama mesela Bağdat'ta olursanız diyor, işte dil okulları, içinde gramer eğitimi verilen medreseler, yüksek maaşla çalışan alimler, dünyanın her yerinden gelen ticari metalar, emtia, Çin'den gelen ipek, Hindistan'dan gelen baharat, müthiş bir şehircilik, böyle çok güzel her şey. Karar verdiniz mi diyor. Sonra da diyor ki şimdi 1000 sene ileri saralım. Evet. Ve şu haritaya bakalım diyor. Bir harita gösteriyor. Haritada karalar siyah ve beyaz şeklinde ikiye ayrılmış. Dünyadaki denizler hariç yani karalar. Siyah yerler diyor Batılıların ele geçiremedikleri yerler. Tarih 1914 diyor. İki yeri veriyor. Osmanlı ve Çin. Geriye kalan her yer Batılıların eline geçmiş. Diyor ki ne oldu da böylesine muhteşem bir doğu, böylesine rezil bir batı karşısında kaybetti. Şimdi Batılılar, işte Batılıların dedim ya kuramsal tarih, teorik tarih. Batılılar buna şöyle bir yaklaşım getirmişler. Askeri devrim mesela diye bir şey var. Dedikleri şey şu. Tabii önce şunu söyleyelim. İkiye ayrılıyor görüş. Bir, teknolojik deterministler. İki, kültürel deterministler. Teknolojik deterministler diyor ki insanoğlu silahı geliştirdi. Daha güçlü bir silah yaptı, daha iyi bir silah yaptı. İşte o yüzden olay böyle tersine döndü. Kültürel deterministler de diyor ki hayır, daha çok diyor insan burayı değiştirdi. Düşünme şeklini değiştirdi, bir şeyler yanlış gidiyor dedi. Ve diğer her şeyi, silah da dahil diğer her şeyi o düşünme yapısını değiştirdikten sonra geliştirdi ve işte o yüzden bu harita tersine döndü diye söylüyorlar. Silaha ben böyle bakıyorum. Bu arada hani silah da demişken silaha dair bizim temel başvuru kaynaklarımızdan bir tanesi. Ben her başım sıkıştığımda baktığım bir eserdir. Erkan Göksu hocamızın Türk kültüründe silah. Özellikle Orta Çağ sonlarına kadar diyebiliriz. Orta Çağ sonlarına dair bir şey merak ediyorsam iyi ki böyle bir şey var ki açıp bakıyorum diyorum. Bir de ordusu, ordusu var Erkan Hoca'nın. Ona geleceğiz. Tabii bir okla başka. Okla yükselen millet evet, var. Okla yükselen millet. Çünkü Türklerin tarih boyunca şu özelliğini sağlayan, hangi özelliğini? Şimdi M.Ö. 2000'lerde Çin'de? Yine Çin'de, Çin topraklarında. Evet.
Moğollar nerede? Orada ya da işte yine orada. Fransızlar nerede? Milattan önce zaten yoklar. İşte Franklar, Cermenler nerede? Birkaç yüz kilometre kayarak gelişiyor. Türklere baktığımız zaman neredelerdi işte milattan önce 209'da? 1500'lerde neredelerdi? Avrupalıların ortalarında. Şimdi bu ilginç bir soru. Yani ara ve hala Avrupa'da. Yani bir ucunuz böyle bir ucunuz Kaşgar'da. Evet. Bir ucunuz Viyana'da. Evet. Evet. Şimdi sınırlı. O zaman doğru ya buradan da bir işte buradan işte teorik yaklaşım ve sosyal bilimler bu yüzden önemli. Buradan bir teorik yaklaşım çıkartmamız lazım. Arnold Gehlen diye bir Alman antropolog diyor ki dünyada 5 çeşit kültür grubu vardır. Bunlardan bir tanesi ok var görüntümüzde. Evet, bu bir korunmamış yay. Evet. Ben tabii yayları getirecektim ama aslında getirseniz ne güzel olur. Getirecektik hatta evet. Kılıçlar, bıçaklar, zırhlar falan ama güzel olurmuş. İnşallah bir dahakine, diyelim. Artık güvenliği uyaralım ama tabii, evet, arkadaşlara program için geldiğini söyleyeyim. Şimdi Sefa hocamın söylediği şey biraz önce dedim ya İslam öncesi, Selçuklu, Osmanlı işte Türk tarihinin aslında şu genel o zaman ve mekan boyutunu şöyle bir genel düşünüp bu meselelerin her birini o çerçeve içerisinde değerlendirdiğimiz zaman daha anlamlı bir hale geliyor. Eyvallah. Dediniz ya yani silah, at mesela o bütünlüğün içerisinde. Gehlen diyor ki hocam 5 çeşit kültür grubu vardır dünyada diyor. Bir tanesi diyor Mezopotamya kültürü diyor. Bir tanesi Mısır kültürü diyor. Yunan ve Latini Mezopotamya. Bütün Avrupa kökünü, Avrupalıların kökünü Mezopotamya koyuyor. Mısır kültürü diyor. Sümer, özür dilerim, Hint kültürü, Çin kültürü diyor ve diyor Anavu kültürü, Anav kültürü diyor. Bu saydığım 5 kültür grubundan ilk 4'ü varlıklarını bir nehrin taşma problemini düzenlemeye borçludur. Evet, yerleşik. İşte Fırat, Dicle, Mezopotamya'da, Mısır'da Nil, işte Hindistan'da Ganj ve Indus, Çin'de Sarı Nehir. Olay bunun etrafında biraz dönüyor. Biraz daha beriye geldiğinde de Seyhun'la Ceyhun. Fakat 5. kültür yani içlerinde Türklerin de bulunduğu Anav kültürü varlığını buna borçlu değildir diyor. Şimdi ben de bunun üzerine diyorum ki dolayısıyla ilk 4 kültür daha çok hesaplama üzerine, hendese, matematik, mühendislik geliştirirken 5. kültür organizasyonel ama şey geliştiriyor ve taktik ve stratejik. Ama ilk 4 kültürün özelliği diye. Daha yerleşik bir yapı oluşturmaları. Tabii o araziye... 5. kültür... Kısmen araziye bağlı, o araziye ama daha bağlı çok, değil. Hareket halinde bir kültür. İşte Gehlen'in bu tasnifi bize nasıl oluyor da ta oradan buraya geldiğinin aslında bir başka cevabı. Sahip oldukları kültür. Dolayısıyla onların hani asker millet dediğimiz milleti müsellaha, Golç Paşa'nın da söylemiş olduğu hani milleti müsellaha o sadece silah değil. Kültürel yaşam tarzları. Zihniyet, yani, düşünce. Tabii. Dolayısıyla bir husus daha var. Onu da ifade ederek soruyu tamam. Tabii silaha gelmemiş oldum böylelikle. Özür dilerim. Bunu Erkan Hoca'ya havale. Evet, onu da hatta kitabını şimdiden sorayım. Evet. Niye bir kitap yazıyorsunuz? Bu kitabın başlığını niye okla yükselen millet koyarsınız? Ya da Muharrem Hoca'nın kitabının adı At Üzerinde Selçuklular gibi. Selçuklu evet. Örneğinde. Evet. Tabii ki aslında odak noktası belli. Yani ok, kılıç ve at Türk'ün her şeyi. O meşhur deyim de var gerçi ama o biraz daha sansasyonel hale getirilmiş bu at, avrat, silah meselesi. Ama sonuç itibarıyla bunlar bizim kültürümüzün parçaları. Evet ben sözünü kesmiş oldum şimdi biraz. Şimdi estağfurullah. Bu her Türk asker doğrunun aslında yine bir başka kültürel antropolojik bir cevabı daha var. Çünkü antik Batı kültürüyle, yani mesela antik Roma kültürüyle mukayese ettiğim, milattan önce 200'ler. 200'de iki insan grubu var Batı'da. Zaten bu olay da buradan kopuyor. Hani Batılıların o civilian ve barbarian dedikleri, hani siviller ve barbarlar, hani medeniler ve barbarlar dedikleri ikili bir tasnif grubun içerisinde dikkat ederseniz asker yok. Yani askerler yok. Neden? Çünkü orada askerler Batılıların civitas dedikleri, şehrin içindeki idare sistemine bağlı askerler. Şehrin içinde yaşamıyorlar. Girmeleri yasak askeri bölgeye. Mesela Roma'da Rubikon Nehri var. O Rubikon Nehri'nin üzerindeki köprüyü geçemiyorlar. Geçerlerse sivil alan müdahale kabul ediliyor. Oradaki bir asker sivil olabilmek için, yani civitas'a bağlı olabilmek için 25 sene çalışıyor. Eğer ölmezse sivil vatandaş hakkı kazanıyor. Dolayısıyla askeri
kurumlar orada şehrin ve sivil alanın dışında, aile hayatı ise şehrin içinde. Yani o sivitas dediğimiz bölgenin içinde. Eğer bu duvarın içinde, bugün hani nasıl Amerika'da doğuyorsa işte Amerikan vatandaşı olabiliyor gibi, yani surun içinde olduğu için doğumlar, orada her Latin sivil olarak doğma hakkına sahip oluyor. Doğuda ise, yani bizim bulunduğumuz topraklarda ise, şehir henüz ortaya çıkmadığı için, Uygurlara kadar zaten çıkmıyor, bütün herkes asker ve askeri organizasyonun bir parçası. Bütün alanda askeri alan. Dolayısıyla o yüzden her Latin sivil doğarken her Türk askeri alanda doğduğu olduğu için asker doğuyor. Evet, yani aradaki kültürel biraz daha geç fark bu. Biraz daha geç tarihli, özellikle Moğol ülkesine giden seyyahlar Moğol hayatını anlatırken bana göre Orta Asya'nın genel göçebe hayatını da anlatıyorlar ve benziyor, çok güzel tabii betimlemeler oluşturuyorlar. Yani hayatın içerisinde herkes var. Kadınların kendi içinde bir hiyerarşisi ve bir görevi var. Erkeklerin yaptığı bir görev var. Ama bizim en güzel metinlerimizden birisi, siz de takdir edersiniz ki, Dede Korkut destanıdır. Yani Türk'ün karakteristiğini, erkek olsun kadın olsun karakteristiğini, savaşçı kadın imgesini, o ev tutan, evi yapan, yuvayı diri tutan kadın imgesini, koruyucu erkek imgesini çok güzel bir şekilde, ihaneti de, dostluğu da, samimiyeti de, kahramanlığı da her şekilde gördüğümüz metinler. Ama ben o sorunun cevabını alacağım Erkan Hocam'dan. Niye okla yükselen millet? Bir de evet, sen Tadgubilik'te çalıştın. Evet, oradaki ordu sistemi üzerine çalıştın. Göre Türk savaş sanatı. O biraz daha farklı bir şey. Ona da belki sıra gelince konuşuruz. Şimdi niye okla yükselen millet? Şimdi birkaç farklı yerlerde de söyledim. Şimdi bizim tarihi metinlere baktığımız zaman, özellikle işte en eskiden Orta Çağ'a kadar diyelim, Osmanlılara kadar falan diyelim, Türk deyince kaynaklarda geçen böyle bariz üç şey var. Türk dediğin et yiyen adam, at binen adam, ok atan adam. Yani en bariz böyle özellikleri bunlar. Şimdi bu söylediğim şeyler, biraz önce Sefa Hoca'nın söylediği şeylerin çerçevesinde düşünüldüğü zaman bir kültür ve medeniyetin aslında temel öğeleri. Bakın, et yiyor, etten başka bir şey yemiyor neredeyse. Bu onların işte o hayvancı hayat tarzlarının göstergesi. At mesela işte bu hayatın önemli bir yerinde ve medeniyet yaratan hayvan denir. Böyle bir şey var. Et yiyen bünyenin fizyolojisini düşünün. İşte diğerini düşünün. Nitekim bu aslında bunları konuşmamıza temel olan, işte yıllardır bir göçebe yerleşik ayrımı vardır ya bizde şöyle. Şimdi biz tarihi genellikle Avrupa merkezli, dolayısıyla yerleşik merkezli bir saha olarak düşündüğümüz için Türkler gibi topluluklar barbar olarak nitelendirilmiş bunlar tarafından. Ve sadece Türkler değil, bütün göçerler, yerleşik olmayanlar diyelim. Yani yerleşik olmayanlar hep yerleşiklerin yazdıkları çerçevede ele alınmış. Yani göçerle ilgili bir şeyi okuduğunuz zaman zaten yerleşin bakış açısını okumuş oluyorsunuz. Şimdi bunların hepsinden kaynaklanan işte bu askerilik, o ordu, millet olma, güçlü olma, kuvvetli olma, nizamlı olma düşüncelerini zaten vahşi olarak, barbar olarak gördüklerinden bir ön reddetme söz konusu. Şimdi ben bu çalışmaları niye yaptım? Niye bu başlıkları koydum? Bu sözünü ettiğimiz şeylerin, yani mesela ok ve yay, hiç yani birbirimizi kandırmamıza hiç gerek yok. Günümüzde de dünya medeniyetinin, dünya biliminin, dünya teknolojisinin ulaştığı son nokta silah teknolojisidir. Geçmişte de öyleydi. Şu an silah teknolojimizle övünmüyor muyuz toplum olarak? Şimdi, SİHA'larımızla övünüyoruz. Tabii işte bakın, bu önemli bir şey. Hayır, bir de dünyayı düşünün. Bakın, tarih boyunca silah teknolojisine hükmeden toplumlar dünyanın işte hakim güçleri olmuşlardır. Ama bunu yapabilmen için de o kadar ciddi bir köklü bir bilimsel teknolojik gelişmen olması lazım. Şimdi bu ok ve yay dediğimiz şey de Türkler için böyle. Bir yay yapmışsın, o dönemde birçok farklı milletin yayları var, kullanıyorlar. Ama sen öyle bir yay yapmışsın ki bunların hepsinden daha etkili, daha pratik kullanım açısından ve daha uzak mesafeye atış yapabiliyorsun.
Şimdi böyle bir şeyi geliştirmek, biraz önce hoca söyledi ya, öyle bir gecede oturup da bir ilhamla falan yapılacak bir şey değil. Ciddi bir birikimin ve ustalığın neticesi. Yani bir adama bir şeyin planını bile verseniz yapamaz. Nasıl yapacak? Yani onu bir tecrübe etmesi lazım, onu bir şey yapması lazım. Şimdi Türklerde de böyle. Biraz önce mesela demirden bahsettiniz. Türkler demirci. Öyle bir kılıç yapıyor ki karşılaştığı her toplumun kılıcını adeta şey gibi kesiyor. Ekmek keser gibi kesiyor. O kadar gelişmiş bir sanayi. Günümüzde demircilik falan denince hani böyle çok ciddi bir şey değil de günümüzün atom mühendisliği gibi bir şey aslında bu demircilik dediğimiz şey. Şimdi bu alanlardaki gelişmişliklerini ortaya koymak. Bakın Türklerin sayısı hiçbir zaman karşılaştıkları ordulardan falan çok kalabalık olmadı. Şimdi kalabalık olduklarımızda yenildik genelde. İşte evet. Diğer yani taraftan, Osmanlı'nın ortasından sonraki ordulara bakarsak, evet, orada silah olarak güçlü Prens Özen'le yaptıklarımız evet, silah orada, olarak özür dilerim hocam böldüm. Silah olarak güçlü olduklarımızda da yenildik. Mesela 93 Harbi'nde bizim tüfeklerimizin menzili Rus tüfeklerinden daha uzundur. Daha iyidir. Yani teknoloji her şey demek değil. Ya şüphesiz. Yani bunu söylerken biraz önce siz onu söylediniz. Şimdi teknoloji olacak. İşte maharet olacak, nizam olacak, düzen olacak, strateji, taktik olacak. Bir de şey olacak. Siyasi irade, politik irade olacak. Sen ne yaparsan yap. İşte Kutülamere'deki başarıdan sonra yapılan anlaşma işte gitti yani. Onlar ayrı bir şeyler ama netice itibariyle bu silah teknolojisindeki üstünlük önemli bir şey. İşte niye okla yükselen millet dedik? Türklerin hem savaş meydanlarındaki başarılarında hem de onlarla çok özdeşleşmiş olması hasebiyle devlet yönetim geleneği, hakimiyet anlayışından tutun da kültürel, sosyal, ekonomik hayatın neredeyse bütün böyle her tarafına yansımış bir kültür aracı olarak karşımıza çıkıyor. Mesela bu şey çok enteresandır. Yani işin teknolojik boyutu bir yana Türk devletlerinde tespit edebildiğimiz kadarıyla çok eski çağlardan beri yay hakimiyet alameti. Oğuz Kağan Destanı'nda işte yay hakimiyet alameti, oklar ona tabiyeti gösteriyor. Ve siz de çok iyi bilirsiniz Selçuklulardan bahseden kaynaklar Selçukluların alametinin yay olduğunu söyler. Sultanların tuğralarının, tevkilerinin yay çizmekten ibaret şeyi olduğunu söyler. Şeyi de hatırlatalım söyler. İzleyicilerimize. Aknerli Grigor'un kitabı Okçu, Okçu Milletin Tarihi. Tarihi. O biraz geçiyor. Orada Moğolları aslında direkt kastediyor ama aynı şeyi Türkler için de söyleyebiliriz. Çünkü daha Moğollar daha yokken Türkler o okçuluk işinde zaten en ilerilerdi. Daha sonra da bu özelliklerini devam ettirdiler. Şimdi o hep konuştuğumuz o kültür ve medeniyetin içerisinde yetişiyor. Çin kaynakları diyor ki çocuklar daha 3-5 yaşındayken koyun üzerinde süvarilik talimi yapar. İşte ok talimi yaparlar diyor. Şimdi düşünün 3-5 yaşında koyun üzerinde süvari ve ok talimi yapan adam işte 18-20 yaşına geldiği zaman. Bu genle birlikte geliyor. Yani bizim çocukluğumuzu hatırlarsanız babalarımız tarlaya bile gitse ekim biçmeye yanında silah götürür. Tabii. Çocuklar sapan taşıyorlar. Hiçbir şey olmadı. Şu kadar çocuk evet. Yanında sapanla gidiyor. Şimdi bu şeylerle ilgili bir de sportif açıdan bakacak olursanız kas hafızası denilen bir şey var. Yani hayatının işte 10 yılını, 20 yılını bir meslekle, bir uğraşıyla devam ettiren bir insan doğal olarak kas hafızası, beyin, kas, düşünce ya ona uyum sağlıyor. Şimdi bazen şey olur işte bize sorarlar ya ok atarken nasıl nişan alıyordu? Yani bugünkü şeyle düşünüyor gez göz arpacık falan. Artık hissi hale gelmiş. Yani adam çekiyor atıyor, çekiyor atıyor. Artık bir uzvu haline gelmiş. Ya böyle bir derdi yok ama şimdiki insan böyle tüfeğe alışkın hemen illa alacak. Ben solağım bu arada öyle gösterdiğime bakmayın. Alacak işte gez göz arpacık yarım saat gözlüyor falan. Senin dediğine katılıyorum aslında. Yani bu beyinle kas eylemi arasında bir şey. Yani nişan almasına gerek yok. Çekiyor, atıyor dediğin gibi ve hedefini tam yerinden vuruyor. Yani hiçbir şekilde gözlese zaten burnunu suratını çizer yani. Tabii hayatın içerisinde öğrenmiş çünkü. Şimdi bakın bu dediğim gibi doğal yaşama ilişkin bir şey. Yani bunun için şöyle bir plan yapmıyor. Sabah 8'de kalkalım, 10'a kadar şunu yapalım, 11'e kadar bunu yapalım. Böyle bir plan değil. Hani şu kendiliğinden öğrenme dediğimiz şey.
Şimdi eski çocuk oyunları hepimiz oynamıştırız. Şimdiki çocuklar o bakımdan şanssız diyebiliriz. O sokakta oynanan oyunlar var ya. Onların bile aslında incelediğiniz zaman büyük bir kısmının stratejik taktiksel oyunlar olduğunu görürüz. Mesela Türklerde eski Türk çocuk oyunları diyelim. Bunlar bile incelendiği zaman oradaki savaş sanatı dediğimiz o düşünceyi, strateji, taktik vesaireyi görebiliyorsunuz. Hepsi, o oyunların hepsi hem kas hafızası olarak hem de düşünce ve çözüm üretme konusunda, faaliyete geçme konusunda aslında çocuğu oynayarak yetiştiriyor. Şimdi işte öyle bir toplum düşünün ki bunlarla büyüyorlar, bunlarla yaşıyorlar ve onlar onun için çok değerli. Bu bazı metinlerde geçmiş. Mesela ölümden bahsediyor bir yazıtta. Ölümün acılığını anlatırken sadağından ve yayından ayrılma olarak nitelendiriyor. Yani onu o kadar kendisiyle özdeşleştirmiş ki. Yani yay ve oku o kadar özdeşleştirmiş. İşte insan sevdiklerinden ayrılınca üzülür. Onun hayatının tabii, da birinci merkezi de onlar alıyor. Öyle olduğu için Türkçe'ye de ok ve yayla ilgili çok sayıda kelime, cümle, darbu mesel yansımış. Çünkü dil dediğimiz şey düşüncenin bir yansıması. Orduyla ilgili de var aslında. Bu, tabii tabii tabii. Pek çoğumuz, ben bunu derslerde soruyorum öğrencilerime. Su uyur, düşman uyumaz ne demek diyorum. Su. Diyor ki işte su hani durgun olabilir, hı, akmaz. Bunun düşmanla ilişkisine su ister aksın ister akmasın. Tabii ki anlamlandırmıyorlar. Halbuki eski Türklerden itibaren su, ordu. Demek subaşı da ordu subay da oradan geliyor tabii, değil mi hocam? Sübey, subay. Ordu evet, komutanı gibi. Tabii, evet, tabii. Yani askerin başı, subaşı diyor ya mesela Osmanlı'da da subaşı var. Oradaki Selçuklu'da subaşı da asker başı. Dukak Bey, Selçukluların atası subaşı. Evet. Şimdi bizim Arap İslam kaynaklarında, Fars İslam kaynaklarında aslında emir olarak gördüğümüz ünvanın tam karşılığı bu. Emir de bu. Askeri sınıfı ifade ediyor. Amir pozisyonunda olan yani... Ne diyelim? Kumandan. Makam. Kumandan. Makam. Yani şimdi... Askeri idari makam. Evet, evet. İşte bizim kaynaklar tabii o dönemin hep Arapça, Farsça olduğu için ben mesela şeyi düşünüyorum. Kaynaklar Arapça, Farsça kaleme alındıkları için doğal olarak Arapçalarını, Farsçalarını yazıyorlar. Evet. Yani eminim ki ben Selçuklular, Karahanlılar ve diğer birçok dönemde bu Türkçe kelimeleri kullanıyorlardı. Ha, bazıları zaten ulaşmış. Yani o eski Türkçeden gelen bazıları, şeyler var. Ha, bazıları işte öyle gelmiş bir şekilde. Biz de bakıyoruz ya işte. Hayılbaşı var. Ya, hayılbaşı var. Bazı şeyler var. Mesela yatkak diye bir şey var. Kutatku birlikte şunda bunda geçen. Yatkakçı. Yatkakçı. Bir de evet, Turgak var. Şimdi Turgak gündüz nöbetçisine, yatkak da gece nöbetçisine diyor. Turgak daha sonra unutulmuş ama yatkak yatakçı olarak günümüzde bile var. Yardım ve yatakçılık deniliyor ya. Hı hı. Oradaki yatakçılık yatak sermek değil. Hatta aynı kelime mesela siyasetnameye de girmiş. Nizamülmülk'ün siyasetnamesine bir Fransız onu tercüme ederken orada yattı ifadesini yatmaya gitti diye tercüme etmiş mesela. Yani bugünkü Türkçedeki mantığıyla düşünmüş falan. Yani güçlü bir kültür, güçlü bir şey söz konusu. Ben bu noktada şunu ifade edeyim. Şimdi biz ilk bu askeri tarih çalışmaya başladığımda ben bu okla yayla falan uğraştığımda birçok akademide hocalarımızdan da oğlum git işine bak ne bu işte savaş, asker işte oktan yaydan tez mi olur? İşte asker militarizm şu bu bilmem ne falan. Bana da menkıbeci diyorlardı. Şimdi bizdeki işte asıl şey bu. Bakın dünyanın en zor işidir. On binlerce kişiden oluşan düzenli ordular kurmak ve biraz önce yine Sefa Hoca söyledi. Şurada değil, ana merkezinden, boyutundan çok daha uzak bölgelere nizam ve tertiple gidip savaşıp galip gelmek. Bu çok önemli bir şey. Ve gerçekten de Türk kültür ve medeniyet tarihi incelendiğinde, bu çerçevede düşünüldüğünde bunun çok önemli bir yeri var. Ve bakın bu düzen fikri sadece ordu içinde değil. Adamlardaki bu nizam düşüncesi, bu hukuk anlayışı devletlerine de yansımış. Aile hayatlarına da yansımış. İşte bütün, çünkü düşünce bir bütün bu. Şimdi bu noktada bir örnek vereyim daha böyle iyi anlaşılsın.
Şimdi yanlış hatırlamıyorsam Harun Reşit döneminde malumunuz bizim işte Türklerin bir kısmı bu Abbasilere mevali olarak saraya giriyorlar falan. Tabii Araplar var, Farslar var, başkaları da var. Şimdi halife bir gün işte bir resmi geçit var. Öğlen saatlerinde, yaz sıcağında öğlen saatlerinde halife gecikiyor. Diyor ki 2000 tane Türk mevali vardı. 2000 tane de diğer milletlerden mevali vardı. Halife gecikiyor. Akşama doğru geliyor. Diyor ki halife geldiğinde farklı etnik kökenlerden gelen mevaliden sadece 4 kişi atının üstünde bekliyordu. Ama Türklerden ise sadece 4 kişi atından inmişti. Şimdi disipline ve dayanıklılığa bakar mısınız? Şimdi bu önemli bir özellik. Günümüzde de önemli bir özelliktir. Yani hala askeri kültür, ordu, hem teknolojik taktikler, stratejikse ama aynı zamanda da ona uyum sağlama. O düzen içerisinde. Yani bu sayede işler çok daha sistematik bir şekilde ilerliyor. Tabii. Hayatın, yani bu düzen, bu nizam toplum hayatından aile hayatına varıncaya kadar her yerde, her aşamada kendisini gösteriyor ve böylece disiplinli, ne yaptığını bilen, ölçüsünü bilen bir toplum olarak tarihte haklı bir şekilde yer ediniyoruz. Gerçi bu artık modern dönemde biraz bozulmaya doğru yüz tuttu. Ya ben o şeyin hala Türk düşüncesinde etkili olduğunu düşünüyorum. Ama tabii çağ başka bir yere gidiyor. Yani dünya düzeni bambaşka bir yere gidiyor. O ayrı. Şunu özellikle tebarüz ettirmek istiyorum. Türklerin tarihte ordu millet olması, savaşkan bir millet olması, iyi silah üretiyor olması, askeri konuda gerçekten de dünyada eşi benzeri olmayacak derecede eski dünyanın neredeyse tamamında bu üstünlüklerini, özelliklerini bütün diğer toplumlara kabul ettirmiş olmaları önemli bir özelliktir. Yani bu hani ya bu askerlik şu bu Türkler başka konularda da iyiler. Yani aslına bakarsanız bu pek çok millet için olduğu gibi Türk tarihi için de çok farklı boyutlarında çok öne çıkan unsurları var. Ya yani ben kendi uzmanlık alanım olarak söyleyeyim. Türklerin düşünce tarihi, literatürünü, edebiyatını, din tarihini, işte İslam'la serüvenlerini anlatmaya kalksam bu konuda da çok mahir olduklarını, çok ileri düzeyde olduklarını söyleyebilirim. Dolayısıyla her toplumun aslında farklı yönleriyle, farklı dönemlerde bütünsel açıdan baktığımızda öne çıktığı zaman dilimleri var. Ama Türk tarihinin belki en temel hususiyetlerinden birisi şu bana göre bir kere tarih aralığı olarak. Şimdi dünyayı idare eden bir Amerika düşünün ve adamlar 400 sene önce yoklar. Evet. 400 sene yani 300 seneye bile getirebiliriz. Ama bir Türk tarihine baktığınız zaman informal dönemleriyle birlikte 5000 seneye yaklaşan bir tarihten söz ediliyor. Formal tarih olarak baktığımızda ise işte milattan önce 200'lü yıllardan başlayan ve nereden baksanız 2000 seneyi aşkın bir tarih söz konusu ve bu tarih diliminin içerisinde de dünyaya pek çok yönden yön vermiş, nizam vermiş bir topluluktan bahsediyoruz. Yani az önce söyledik. Bir ucu Kaşgar'da başlıyor, Çin sınırında başlıyor. Hatta o bu programımızda Çin Seddi'nin Türk korkusundan yapıldığı efsanelerine girmiyoruz bile. Ki kaldı ki zaman zaman bu seddi aşan Türk akınlarının varlığını da biliyoruz. Metehan dönemine düşündüğümüzde Çin'i ele geçirmesi için hiçbir neden yokken vazgeçiyor. Bu uzun konu anlatılabilir ama sonuç itibariyle vazgeçiyor. Ya da Atilla'ya gittiğimizde başka bir Hun İmparatoru olarak baktığımızda bugünkü Macaristan'ın kökenlerini oluşturuyor ve Peşte şehrini kendisine başkent yapıyor. Ve sonuç itibariyle hem Roma'yı hem Doğu Roma'yı hem Batı Roma'yı almaması için önünde hiçbir engel kalmadığı halde bundan vazgeçiyor. Lütfen. Peki neden vazgeçiyor kısmına bir ara verelim ondan sonra devam edeceğiz. Savaş stratejileri konuşacağız. Neler kazandırdık dünya savaş tarihine ve büyük kahramanlardan biraz da bahsedelim.
Evet, aradan sonra görüşmek üzere. Evet, doğudan batıya tarih devam ediyor. Türkler de askeri kültür ve savaş stratejileri üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Konuklarım, bir kez daha hatırlatayım yeni izlemeye başlayan seyircilerimiz için. 9 Eylül Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erkan Göksu ve Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi Ahmet Sefa Özkaya. Evet, Sefa Hocam. Evet, savaş neden yapılır? Yani biz neden savaştık? Yani savaşın tarihini konuşuyoruz. Belki en başta sormamız gereken soruyu programın ikinci kısmında sormuş oldum. Aslında Sefa'cı diyorum ama Erkan Hocam da rahatlıkla cevaplayabilir. Bir toplum neden savaşır? Savaşın bin türlü çeşidi var. Yani psikolojik savaş var, soğuk savaş var. Bizim kastettiğimiz daha göğüs göğüse cephe savaşları biraz da ortaçağ bağlamında devam ettiğimiz. İnsanlar neden savaşırlar? Şimdi neden buradan, böyle bir ihtiyaç duyuyorlar? Buradan sosyal bilimlere yine biraz bir şeyler daha devşirmiş olalım. Hep işte fenli bilimler falan. Şimdi siz şimdi sosyal olgular için savaşırlar insanlar. Maddi kaygılar için savaşırlar. Fakat daha çoğunluğu sosyal bir şeydir. Yani savaşın çoğunluğu. Sadece sosyaldir demiyorum. Hani burada net ifade etmiş olayım. Fakat siz bir insanı bir miktar maden için ölmeye ikna edemezsiniz. Yani karşılığında şu kadar maden vereceğim, bunun karşılığında da benim için öl. Deseniz bir insan bunun için ölmez. Ama üzerinde işte bir hilal, bir yıldız, beyaz renk işte. Arkasında da fondo da bir kırmızı renk var. Bir tekstil ürünü değil mi? Hani bayrak meta olarak bir tekstil ürünüdür. Bunun yere inmemesi için ölür müsün? Veya işte onu bez parçası için olmaktan çıkartan ruh nedir? İşte o ruh sizin savaşma sebebinizdir. Bu millidir. Dinir, demin söylemeye çalıştığım şey şu. Yani savaşlar sadece maddi çıkarlar için yapılır. Yani ama insanlar maddi çıkarlar için ölmez. Siz karşında dediğim gibi şu kadar altın vereceğim, karşılığında öleceksin deseniz beni ikna edebilir misiniz? Edemezsiniz. Böyle bir şey yok. Ama işte ezan dinmesin, bayrak inmesin, işte düşman namusumuzu, sınırımızı çiğnemesin diyerek ölmeye ikna edebilirsiniz. Aslında üç şeyimiz var. Hep böyle. Namusumuza halel geleceğini düşündüğümüz anda savaşırız. Vatanımıza halel geleceğini düşündüğümüz anda savaşırız. Ve dinimize halel geleceğini düşündüğümüz anda savaşırız. Gerisi varsa siz Hocam, tamamlayın. Bir örnek var. Bu yakın zamanda yayınlandı. Odof Deyul'un Haçlı ve Kaynamesi biliyorsunuz. Şimdi Türklerde saç kesmek genellikle yaz alameti olarak kullanılıyor. Onu da bir öğrenci mesaj göndermişti. Oradan dikkatimi çekti. Bir böyle muharebeler esnasında Haçlı birlikleriyle sürekli böyle işte kayalıklar, tepelerin böyle karşılıklı ele geçirilme, böyle hararetli bir şey söz konusu. Diyor ki o da, Türkler diyor o tepeye diyor ele geçirdiler. Daha sonra diyor saçlarını kesip ayaklarının diplerine attılar diyor. Biz onların bu hareketini biz buradayız, burayı asla geri vermeyeceğiz olarak algıladık diyor. Şimdi gerçekten Türk tarihine baktığımız zaman, Türk İslam tarihine baktığımız zaman bu savaş için gerekli unsurların hocanın söylediği gibi sadece ve sadece maddiyatla, ekonomiyle alakalı olmadığını çok net bir şekilde görüyoruz. Şimdi savaş çok eski bir olgu hocam. Kabil'den beri işte İnsan devam ediyor bu. Öldürüyor. Var yani bu şiddet dediğimiz olgu insanda şiddet, evet. Var. Şiddetin biraz daha organize olmuş şekline de savaş diyoruz. Fakat şimdi bizim Türklerdeki savaşın belki buraya da özellikle temas etmek lazım. Savaşmak için savaşmak değil aslında. O hayat tarzı içerisinde mecbur kaldıkları anda savaşıyorlar. Şöyle söyleyelim, hani bu göçebe yerleşik ayrımından bahsettik ya, şimdi bunun bu Erik Fromm denemesini, testini de yapmış. Yani yerleşikler mi daha savaşçıdır ya da savaşseverdir, bu ifade daha uygun. Yoksa konar göçerler, göçebeler mi savaşseverdir? İlk sorulduğu zaman herkes hemen göçebeler diyor ama hiç öyle değil.
Çünkü Koray Göçer'in kendi hayat tarzı içerisinde başka şeylerin güdümlediği bir savaşçılığı söz konusu. Evet, savaşmayı çok iyi biliyor. Ama öyle sürekli savaşayım, ele geçireyim vesaire düşüncesinde değil. Ama yerleşik ilk önce bir yeri ele geçirmek için. Ardından oranın etrafını surlarla çeviriyor. Daha sonra işte orayı genişletme şeyine giriyor. Ve o savaş o şekilde devam ediyor. Habil Kabil hikayesinde de katil olan çiftçidir. Doğru. Şimdi meseleye böyle bakacak olursak Türklerin bu savaşçılığını da böyle sınırsız koşulsuz bir yağma ve akın geleneği gibi düşünmek son derece yanlış. Bakın yine Çin kaynaklarında yazıyor, yani biz demiyoruz. Diyor ki Hun toplumunda barış zamanında kılıcını bir çi yaklaşık işte 23 bilmem ne santimetreye tekabül ediyor. Kınından çekmenin cezası ölümdür diyor. Yani Türkler öyle her fırsatla savaşan, her fırsatla oraya buraya saldıran insanlar falan değil. Bir düzenleri var. Göçer bu adamlar. Ama bir de hayvancılık imge var. Yapıyorlar. Yani bir gün bu programda bu imgeyi konuşacağım. Yani Leyla Hoca ile konuşmayı düşünüyoruz. Coşan. Konuştuk. Evet. Bir olan Türk var. Bir de oldurulan Türk imgesi var. Yani özellikle dünya tarihçiliğinde hakim unsur haline gelmiş. Buna belki maalesef diyebiliriz gönül rahatlığıyla üç tarihçi olarak. Hakim unsur haline gelmiş bir batı merkezci tarih yaklaşımı vardır. Jack Goody'nin şiddetle eleştirdiği ve tarih hırsızlığı olarak tanımladığı. Bu imge, bu tarih yazımı Voltaire'den belki bugüne kadar uzanan özellikle bir barbar Türk imgesi oluşturur. Ve doğal olarak da bunun üzerinden bir milleti, bir toplumu tanımladığınız zaman her unsuru gözünüze batmaya başlıyor. Her unsurunu olumsuz olarak görmeye başlıyorsunuz. Halbuki savaş tarihine baktığımızda, büyük savaşların tarihine baktığımızda Birinci Haçlı Seferi'nde 1096'da yola çıkan orduların yaptığı vahşeti ve zulmü. Türk tarihinin hiçbir döneminde hiçbir Türk ordusunun ve hiçbir Türk komutanının yaptığını söyleme şansımız yok. Dünya tarihinin bence en büyük zalimliği, en büyük savaş faciası. Yani işte söyleyelim mi burada? İnsanları pişirdiler. Pişirip yediler. Yiyorlar. Mağaratun Numan'da özellikle. İznik'te de, Mağaratun Numan'da, Antakya'da. Yani önce cesetleri, ardından da artık canlı insanları pişirip yemeye başladılar. Bu Papa'dan da özür dilemişler. Şey. İstanbul'da Bayezid Meydanı'nda 610 tarihine kadar bir öküz heykeli vardır. İçi boş. Çok büyük siyasi suç işleyenlere Bizanslılar o öküz heykelinin içine koyarlar. Alttan ateş yakarlar. Hani tereyağı gibi adam içinde feci bir şekilde can verir. Hani 14 levha kanunları diye mesela Roma'da, ilk antik dönem Roma'da kanunlar vardır. İşte suçlu bir cezalardan mesela bir tanesi şöyle. Mancınıkla adamı şehir duvarlarına fırlatıyorlar. Hani kırılmadık kemiği kalmayacak şekilde. Hani iş eğer hani o şiddetin daha böyle işte terakki etmiş vahşet hali ise hani işte barbar Türklerden çok daha önce onlardan onların yaptıkları. Türklerde en sert cezalar zinaya uygulanıyor. Genelde bu namus meselesi. Onda da çoğunlukla uygulanmıyor. Yani çok çok nadir. Yani mesela seyahatnamelerde İbn-i Fadlan da vesaire geçiyor işte. Yani çok nadiren ama İslam öncesine diyor, baktığınız diyorlar. İslam öncesine baktığınız zaman da işte bir adamı öldürmek için en büyük suçlardan bir tanesi zina. Bir diğeri şey çaşıtlık, yani ihanet. Casusluk diyelim. Yalan söylemek mesela çok büyük bir suç olarak düşünülüyor İslam öncesi Türklerde. Hatta bununla ilgili Cahiz'de bir bölüm vardır. Dinleyenlerimize, izleyenlerimize tavsiye edelim. O bölüm okusunlar. Bir henüz daha İslamiyet'i kabul etmemiş bir Türk neyle diyelim lideriyle Horasan valisi. Emevilerin Horasan valisi arasında bir diyalog var orada. Cahiz bunu anlatır. Sorular sorar İslamiyet hakkında. O bölümde çok böyle enteresan bilgiler vardır. Seyircilerimizin soruları var. Aynen. Programın en başında duyurmuştum. Doğudan Batı'ya tarih hashtag ile soru sorabilirsiniz diye. İki soru var aslında, birbirini tamamlıyor. Birinci soru Celil Alp Yaman'ın bir sorusu.
Türk tarihindeki silah teknolojisi savaşlara nasıl etki etmiştir? Bu bir soru. Ve sevgili Nermin Taylan'ın sorusu var. Nermin'i tanıyoruz hepimiz. Yani iyi bir tarihçi, güzel çalışmalar yapıyor, son derece aktif. O da şöyle bir soru sormuş. Türklerin icat ettiği bir silah var mı? Ve ıslıklı oku Mete mi icat etmiştir? Evet. Bilinen ıslıklı oku, çavuş oku adıyla da geçer. Mete'nin icat ettiği kaynaklarda yer alır. Bir de mesele sadece icat etmek değil, aynı zamanda onu modernize etmek. Şimdi o bence daha önemli bir şey. Çünkü icat bir keredir. Silah bir kere icat edilir ama onun kullanışlı hale gelinceye kadarki bütün süreci orası pas geçilir. Şimdi mesela tüfek, yani arkadaşımızın silah gelişimiyle alakalı soru soran beyefendinin cevabı niteliğinde söylemiş olayım. Şimdi mesela tüfek dediğimiz şey basit bir demir borudur. Bunun içerisine kullanması da çok meşakkatlidir ilk ortaya çıktığı zaman. Bu demir borunun altına bir tahta kundak sararsanız, hiç bu demir boru ısındığı zaman elinizi yakmasın. Önce ters çevirirsiniz, bir miktar barut koyarsınız içine, sonra böyle sallarsınız, ateş etmediniz. Elinize bir fitil bağlıdır, bu fitile ikide bir sönmesin diye üflersiniz. Sonra bu barutu sıkıştırmak için bir çeşit paçavra koyarsınız ve harbi dediğimiz çubukla onu iyice sıkıştırırsınız. Hala ateş etmediniz, fitile üflersiniz. Sonra kurşunu koyarsınız, sonra tekrar fitile üflersiniz. Sonra bakın, karşı taraftan size kaç tane ok geldi şu anda. Siz daha bir tane ateş, bir el ateş edeceksiniz. Sonra bunu harbiyle tekrar sıkıştırırsınız, üflersiniz, doğrultursunuz. Fitil yukarıdaki hala hayattaysanız ateşlersiniz. Tabii bunlar okların hiçbirisi, 10 tane, 20 tane okun hiçbir size isabet etmediği durumda geçerli bu atışı yapabilmeniz sıhhatle. 20'de 0 olacak, siz bir atış yapacaksınız. Ondan menzili çok daha kısa. O zaman Türk topluluklarıyla ya da Orta Asya göçebe topluluklarıyla savaşıyorsanız baştan kaybettiniz demek. Şimdi o işte şöyle bir detay var orada. Bu elde mesela, ona da ayrıca geliyor. Mesela elde bela olan bu fitili bu elden kim kurtarmıştır? Türkler kurtarmıştır. Yılan Kavi adını verdikleri bir tetik. Evet, bugün yönetmenimizin tetik. De bir sorusu var, çok özür diliyorum. O da diyor ki tüfek icat oldu, mertlik bozuldu sözü dünya neden ortaya çıktı? Dünya tarihinin en büyük yalanıdır. Evet. En büyük yalanı odur. Neden olduğunu söyleyeceğim. Hani en büyük ikinci yalanını bilmem ama en büyük yalanı odur. Bu başa bela olan fitili diğer elden kurtarıp buradaki bir yılan kavi denilen bir pim takıyorsunuz. Buradan çekiyorsunuz ve fitil buradan falya deliğinin içerisine giriyor. Mesela tüfek önemli değildir. Önemli olan bu mekanizmayı bulmak tüfeği elverişli hale getirmiştir. İlk ortaya çıktığı zaman tüfekler aslında onun adı tüfek de değil. O detaya hani girmeyelim. Arkebüz ve muskatlar var. Onlar son derece kullanışsız silahlardır. Türkler hani icat etmese bile ona yaptığı bir modernizasyonla onu çok daha kullanışlı, savaşın etkin bir unsuru haline getirmiştir. Sayın yönetmenimizin sorusuna dönecek olursak tüfekler İlk ortaya çıktıkları zaman yakın muharebe silahlarıdır. Yani okun yerini almamıştır, mızrağın yerini almıştır. Süvari elindeki mızrağı bırakmıştır. Tüfeği veya kısa namlulu ateşli silahları, pistol denilen silahları eline almıştır. Mızrak yerine bunu kullanmıştır. Ve yakın mesafeden mümkün olduğu kadar da değdirerek falan ateş etmeye çalışır. Çünkü mızrak bir elden bırakıldıktan sonra özellikle plaka zırhta çarptığı zaman seken bir özelliği var. Bu zırhı delebilsin diye bu kullanılmıştır. İlk ortaya çıktığı zaman tüfeklerin tesirli menzilleri, işte tüfek icadı oldu, mertlik bozuldu. Takribi 30 ila 70 metre arası. Yani teknoloji tarihçileri bunun menzilini çok daha kısa. Peki okun menzili ne kadar? Yerine göre 300 metre. 300 metre. Peki daha rekor menziline kadar mı? 845 metre. O da menzil. Evet. Selçuklular döneminde bir kayıt var. Onu söylemeden önce bu tüfek kelimesi divanda geçiyor hocam. Divan lügatı. Tüfek. Evet. Tüfek değil mi? Evet. Tüvek diye geçiyor. Yani hala tüvek diye bizim geçer. Oğuzlar aynısını kullanırlar. Sonra yani tarifi de şu. Bir boru içerisine tane koyarlar. İşte kuşa şuna buna falan filan atarlar diye. Hı-hı. Tüfek kelimesi orada geçiyor. Evet. İsabet oranı çok düşük olduğu için başlangıçta askerin eline binli yıllarda bunu verseniz bile adam diyecek ki size, ya ben attığımı vurduğum bir şey varken ve bunu çok uzun menzile evet. atarken, o menzil oku, hocanın bahsettiği oklardan menzil oku. Menzil oku
sportif amaçla. Evet, 600 yani, metrelerden başlayıp 800 metrenin üzerine kadar çıkar. Tabii 800'ün üstünde meşhur rekorlar var malum. Padişahlarımız bile 700'ün üstünde atarlarmış. Üçüncü Selim için. Ama o ok. İkinci Mahmud'un iki tane Mahmud'un, var. Üçüncü Selim'in birçok şey. Dördüncü Murad'ın var. Öncesini katacak olsanız daha da şeydir. Şimdi onlar yani etki derecesini kaybediyor tabii. Düştüğü yerde. Selçuklular döneminde bir kayıt var. 2 mil diyor. 2 mil. O işte meşhur Nizamül Mülk'ün şeyi orada tabii bir metafor yapıyor Nizamül Mülk. Yani ok 2 mil gider demiyor. Fakat yani orada 2 mil demesi bile yani bir işte kıyas olması aklımızda bir yer edilmesi bakımından çok önemli. Orada bir abartı olarak yani bir şey olarak kullanıyor. Yani o kadar uzak mesafeye gider anlamında. Serdar'ın bir sorusu var. Ben şunu bitireyim. Hocam, buyurun, özür diliyorum. Yönetmenimizin kafasında kalmasın. Tüfek ilk ortaya çıktığı zaman öyle uzun mesafelerden düşmanınızı vurabildiğiniz bir şey değil yani. Oradaki algı şu. Önceden bilek gücüyle işte kılıç tokuşturuyordunuz. Uzaktan görmediğin bir adamı öldürüyorsun. İşte bu çıktı. Hayır, bu çıkmadan önce de siz okla öldürebiliyordunuz. Yani bu çıktı da siz onu görmeden öldürebiliyorsunuz diye bir şey yok. Yani hatta ok icat oldu, şey mertlik bozuldu. Eğer mertlik bozuldu diyeceksek ok derse kendi içinde analojik olmaz. Evet. Yani illa ama bizim zihniyet dünyamız bu Roma'daki gladyatör dövüşleri gibi göğüs göğüse dövüşleri istemiyor. Şey mi kastediyor acaba orada? Orada hani işte evet yani işte kılıçlı göğüs göğüse böyle hani bileği güçlü olan kazanırdı. Ama o zaman tüfek icat olduğu zaman değil. O savaş, ok icat olduğu zaman değil. O savaşlar çünkü çok daha önce var. Savaşlar öyle olmuyor ama öyle çok göğüs ya, göğüse tabii, güreş müsabakası değil. Tabii, savaş ok, savaş stratejidir zaten bugünkü gündemi belki o mantıkla düşünülmüştür. Hani, sebebi de bu. Yiğit kuvvetli güçlü olmasa bile işte bir tetiğe dokunarak bir fitili ateşleyerek hani karşıdakini alt edebiliyor. Belki o mantıkla Avrupa'da mesela söylenmiştir. Böyle görülmüştür. Avrupa'da tüfekle ateşli silahlar köylülerin eline verilmiştir. Bu şövalyenin kullanacağı silah değil. O kılıcıyla, evet. Mızrağıyla savaşır. Serdar Gündoğdu'nun çok güzel bir sorusu var. Evet. Oraya İkinize geçmeden de. Ben de şu konuya bir lütfen. İki ilavede bulunayım. Şimdi yine o cahiz diyor ki Arapların en savaşçısı bir harici diyor. Bir okunu gezdiğine kadar Türk 10 ok atardı. Çok süratli ve seri bir şekilde kullanıyorlar. İşte çok programın başında Cüneyt Erkin filmlerindeki abartmadan kastettiğim buydu. Ama orada işte bunların hepsi bir metafor hocam. Yani adam at üstünde öyle bir gidiyor ki bu sadece cahizde de değil. Onu söyleyelim ama. Yani izleyicilerimiz bilsinler onu. Cahizdeki ifade aslında bizim çok yaygın olarak bildiğimiz bir görsel vardır ya geriye dönüp. At üstünde evet, ok evet, atan evet. Onu da söylüyor. Yüzleriyle kaçarken diyor, bir şey türkü kaçarken sakın kaçtığını zannetmeyin tam bu. Çünkü diyor abartıyor biraz da. Onun arkada da bir gözü evet, vardır. Evet, siz evet. Kaçtığını zannedersiniz ve bir an bir okla sizin hayatınıza son verir. Sadece cahiz de değil. Grek, Latin kaynaklarında da var. Arap, İslam kaynaklarında da var. Hangisine bakarsanız bakın bu okçuluğun zirvesi. Evet. Kabak atışı evet, bu. Kabak atışı Moğol dönemi bu. Ama sanki kuşa atar gibi. Yok. Av olabilir gibi. Belki ama. Çok büyük ihtimalle. Açıya bakınca evet. Av gibi geldi bana. Bu eski bir yanlış hatırlamıyorsam. Vuruyorlar okla. Şimdi bugün saçmayla işte yüzlerce saçmayı atıp avcılar övünüyorlar ya uçarı vuruyoruz diye. Okla vuruyor. Tek mermi. Vuruyor. Tek tabii, atışta tabii, okla tabii, vuruyor tabii. Uçan bir şimdi hayvan. Bu teknolojideki yenilikten bahsettik ya. Şimdi Hunlar Avrupa'ya gidene kadar atlı okçular ortaya çıkana kadar Avrupa'da savunma ağırlıklı bir savaş taktiği var. Bu bakımdan aslında bu ok ve yay harp tarihinde bir devrim niteliğindedir. İlk defa Türklerle beraber süvari kuvvetinin ki bunda üzengi teknolojisinde çok önemli bir rolü vardır. O tartışılır ilk üzengiyi Türkler mi buldu? Ya kim bulduysa buldu. Çok önemli ama değil yani. Ama ciddi anlamda savaş tarihini değiştiriyor. Tabii. Şimdi düşünün. Önceden at üstünde üzengi olmadan çok rahat hareket edemiyorsunuz. At evet var ama bir savaş aracı haline gelmemiş. Şimdi işte Türkler o üzengi sayesinde süvariyi ata sabitleyip bir de işte üstüne çok uzak mesafeye hızlı bir şekilde ok atımı. Yani süvarilerin artık savaşa dahil olmasını Avrupa'ya getirdiler. Ve o tarihten itibaren ki bunun benzeri Çin'de de vardır. Artık Türk tarzı savaşan atlı birlikler oluşturmaya çalışıyorlar. O yay ve silah teknolojisini yapmaya çalışıyorlar.
Yani Sefa Hoca'nın dediği gibi doğrudan doğruya kendileri icat etmiş olsalar da olmasalar da, ki bu konular hep tartışmalıdır. Fars kaynaklarına bakacak olsanız ilk şeyi bulan da işte Cemşit'tir. İşte tam i̇lk Serdar'ın dinlemeyi... sorusu da oydu. diyor ki Serdar Gündoğdu, Türk silah kültürü ne? Hint ve İran coğrafyasının etkisi var mıdır diyor. Mesela bu örneği veriyor işte. İran mitolojisinde ilk kılıcı Cemşit'in, o meşhur Pers hükümdarı, evet, Cemşit'in bulduğu anlatılır diyor. Bu konudaki düşünceleri. İslam terminolojisinde de ilk oku işte Hazreti Adem bulmuştur. Veya işte cennetten ona gönderilmiştir. Şimdi bunlar mitolojik şeyler. Ya da Sad bin Ebi Vakkas var, evet. Biraz daha. Şimdi bizim mesela bu ıslık çalan ok konusu da öyle. Yani işte Çin kaynağına girmiş. Yani bu ıslık çalan okla ilgili bu rivayet. Bunları tam olarak tespit etmek mümkün değil. Yani kimin ilk defa bulduğu, uyguladığı değil, ona kazandırdığı teknoloji önemli. Şimdi düşünürsene, cep telefonunu ilk hangi firma üretmişti? Ericsson. Ne önemi kaldı? Şimdi ne önemi kaldı? Ericsson'du galiba. Şimdi ama şimdi cep telefonu deyince kimsenin aklına Ericsson falan gelmiyor işte, falan değil mi? Yani bu teknolojiye çağ atlatanlar geliyor. O bakımdan Türklerdeki bu biraz da pratiklik diyebiliriz yani. Hangisi olursa olsun ille de birinden görüp yapmadılar. Zaten kendi şartlarıyla, imkanlarıyla yaptılar. Mesela kılıçları düşünün ya. Hani bir kıyas olması bakımından söyleyeyim. Biliyorsunuz Moğolların bir Japonya'yı istilası var. O bildiğimiz Japon katanalarını resmen kestiler. Japonlar hiçbir varlık gösteremediler. O samuraylar, o şeyler falan. Öyle değil mi hocam? Kaç günde işgal ettiler Japonya'yı. Ama bakın bugün dünyanın en güçlü kılıcı deyince zaman samuray Türkiye'de kılıcı, de sonra samuray kılıcı gerçi derler. Gerçi ben bunu kabul etmiyorum Erkancığım. Yani biz şu kültürden yetişen insanlarız. La Feta illa Ali, la Seyfe illa Zülfikar. Öyle. Ya bizim Ali'den başka er, Zülfikar'dan başka kılıç yoktur İslam tarihinde. Ama Kaçım hocam, ya çocuklarımız atı bile kovboy filmlerinden, Kızılderililerinden söylüyor. Yani biz bu işe öyle bir ara verdik. Bu kültürün, bu şeyin önemini iyi vurgulayamadık. Bakın Grejuva'yı bütün ilkokulda, ortaokulda çocuklarımıza anlatıyoruz. Sanki Grejuva şey, yani o da bir savaş silahı. Yani bakın Avrupa bir Grejuva, bu nasıl ön plana çıkar? Yani onlara ilişkin güçlü bir silah, teknolojik bir öğe varsa bunu bütün dünya bilir. Ama biz hepsinden daha iyisini yapmışız. Bilim, teknoloji ve düzen, intizam ruhuyla bunu yapmışız. Biz bunları anlatırken de barbarlık oluyor. Veya işte ama bunun sebebini söyledik. Oluyor. Yani sonuç itibariyle bir batı merkezci tarih yöntemi bizim işte genel Türk lazım. Tarihçiliğine, ya sadece dünya tarihçiliğine değil, hala akademiyedeki Türk tarihçiliğine hakim durumda. Ne yazık ki. Ya bunu yazık söylediğimiz ki. Zaman romantizmle itham ediliyoruz. Doğru, belki ben de zaman zaman bunu söylüyorum ama yani yaptığımız romantizm olabilir, fakat her zıtlık karşı bir zıtlığı da beraberinde getirir. Yani bir topluma bu kadar bariz bir şekilde emeğini, gayretini, tecrübesini yok sayarsanız illaki toplumda tabii, kendisini tabii. savunmak için bir refleks geliştirecek. Bir de şu, şimdi, buyurun hocam, pardon. Şimdi Nermin Hanım'ın hani o sorusuna ilişkin bunları söyledik. Yani Türklerin savaşa dair görüşleri, ürettikleri şeyler ve uygulamaları. Şimdi bakın, silahın bir yapım sanatı var, bir kullanma sanatı var, bir de süsleme sanatı var. Düşünebiliyor musun o kılıçlardaki o ne bileyim şeylerdeki sembolik işlemeleri, işte. Şunları bunları mesela vesaire. Hun deyince ne kadar doğru bu da tartışılabilir ama kurt başlı kılıç imgesi canlanır gözümüzde. İşte sembolik bir şey. Osmanlı aslında. Erken dönemi denildiği zaman kayı sembollü kılıç canlanır. İşte hocam onlar birazcık tartışmalı diyelim. Evet. Buna eyvallah. Çünkü o dönemde hani o imgeler değil, başka şeyler var ama günümüzde birazcık bu nasıl diyeyim böyle ihtiyaca her döneme, cevap vermek evet, gibi evet. oluyor bazı şeyler. İşte şu, aynı şey gibi 16 Türk Devleti ve amblemleri gibi. Yok öyle bir şeyler. Yani bunlar belli yani, dönemlerde oluşturulmuş şeyler. Keşke daha dikkatli oluşturulsaydı da bugün 16 hani kere gerek ki, kalmasaydı evet, kurmaya yani, devlet değil mi? Ama şimdi bir bakıyorsunuz yani
garip garip simgeler, garip garip şey. İşte Selçuklular için de bu çift başlı kartal. Yani evet, çift başlı kartal Selçuklular, Türkiye Selçukluları döneminde birkaç yerde karşımıza çıkar o konuda ama, senin güzel bir yazın var. Ben de yazmıştım. Ben Atlas dergisine yazmıştım. Hititlerden beri, bizim o izleyicilerimize de yeri gelmişken madem gündem oldu söylemiş olalım. Senin de mutlaka söyleyeceklerin olacak buna. Türk tarihinin sembol, yani özellikle Selçuklu bağlamında, hatta benim arada taktığım maskem vardı kenarında. Sacit yaptırmıştı sağ olsun benim için onu. Çift başlı kartal. Otantiklik açısından güzel ama Selçuklu simgesi gibi oluşturuyorlar. Hatta şimdi Selçuklu'ya doğrudan doğruya aitmiş gibi göstermek için Selçuklu'nun kartalı gıdıklıydı falan evet. diyorlar ama sonuç itibariyle şunu da söylemek lazım. Aslan da, aslan imgesi de, kartal imgesi de bu vahşilik, yırtıcılık ve hegemonyayı temsil eden unsurlar çok eski devirlerden beri dünyanın farklı bölgelerindeki devletlerin simgesi oldu. Roma da kullanıyordu çift başlı tabii, kartalı, Hititler de kullanıyordu. Dolayısıyla doğuya ve batıya bakan aslan imgesi aslına bakarsanız dünya hakimiyetini simgeler. Çünkü kadim dünya doğu ve batı olmak üzere iki kısımdan oluşur. Ve genel anlamda da doğusunu Persler ve batısını da Romalılar teşkil eder bunun. Ama iki tek gövdede iki kartalı sahip olmak, bizim hani Türk Cihan Hakimiyeti mefkuresi diyoruz ya Osman Turan Hoca'dan beri. Hı. Bütün devletlerin sahip olmuş olduğu Cihan Hakimiyeti mefkuresinden başka bir şey değil aslında bunun yansıması. Biz bunu kullandık. Yani özellikle Alaaddin Keykubat'ın mesela Kubadava Sarayı'ndaki Çinilerin üzerinde çift başlı kartalı görüyoruz. Es-Sultan yazıyor. Yani tam da merkezinde Es-Sultan yazar. Benim zaten o devlet amblemi veya işte bayrağı, sancağı olmasına dair, olmadığına dair makaleme en çok itiraz oradan gelmişti. Şimdi hocam, yırtıcı kuşlar ikonografisi diye bir şey var. Dünyanın her döneminde, herhalde Kanarya ile özdeşleştirilmiş her değil Sultan. Her Türk boyunun kendini. Ongunu vardır. Tabii ki. Hele de bizde çok yaygın. 24 Oğuz boyunun fakat her birinin ayrı ayrı. Çift başlı kartal meselesi, hani açıldığı için giriyorum. Mesela İbni Bibi'nin bir yerinde ukap veya baz kelimesini gören herkes, aha çift başlı kartal. İbni Bibi'nin hiçbir yerinde çift başlı kartal diye bir ifade geçmez. Büyük Selçuklularda da çift başlı kartal imgesiyle ilgili hiçbir şey yok. Anadolu'da biraz önce sözünü ettiğiniz kültürlerden kalan bir imge olarak karşılaşmışız. Sevmişiz, beğenmişiz, bazı yerlerde de kullanmışız. Ancak zinhar devlet amblemi, sancak vesaire olarak kullanmamışız. Tek örnek vardır. O da işte Kubadabat'taki şeydir. Es-Sultan yazısıdır. Şimdi Alaaddin Keykubat bunu eğer bir simge olarak kendisiyle özdeşleştirmiş olsa dahi bu sadece ona özgü bir alamettir. Devletin veya bütün Selçukluların alameti değildir. Bir an önce söylediğim üzerine kaynakta aynen şu diyor. Kavurt Bey Selçukluların kaidesi olduğu üzere misal beratlarına, fermanlarına ve çetirlerine yay ve üç ok çizdirdi. Kaynaktaki açık ifade bu. Bu en sonra, tartışmasız olanı bu. Osmanlılar için de yani böyle. Çok net yani. Şimdi biliyorsunuz. Zaten Oğuz boylarının her ikisinin de yani üç oklarında, bozoklarında adı üstünde oklar zaten. Simgeleri yay ve oktur. Evet. Şimdi bu Oğuzlarda var. Diğer şeylerde de kullanım. Yani diğer Türk şubelerinde de var. Şimdi şunu da o zaman işaret edelim. Yine bu ok ve yayla da alakalı olacak. Bakın Selçukluların bütün sultanlarının tuğraları yay şeklinden, formundan ibaretti diyor. Ne yazık ki elimizde yok. Keşke olsaydı. Fakat elimizde ne var? Osmanlı tuğraları var. O geleğin bir devamı olarak bütün Osmanlı tuğraları dikkat edilirse yay ve üç ok formunda oluşturulmuştur. Bu tarihi bir gelenektir. Bir de İbni Bibi de ben şiire rastlamıştım. O çok hoşuma gitmişti. İbni Bibi bir şiir veriyor, yazıyor. Şeyle alakalı değil. Yani tarihi bilgi olarak falan değil. Orada şöyle bir ifade kullanmış. O gece hilal varmış. Hilali neye benzetiyor biliyor musun hocam? Şiirin içerisinde bak. Yani ona o gözle bakmasanız da anlayamazsınız. Kemana mı? Yaya mı? Saltanat hilali gibi olmuş diyor. Pardon, saltanat yayı gibi olmuş diyor. Şimdi niye saltanat yayını, hilali saltanat yayına benzetsin ki?
Bir şey daha söyleyeyim yine bu Kartal'la ilgili. Nevruzname var biliyorsunuz meşhur şeyin Ömer Hayyam'ın. Ömer Hayyam orada Kartal'dan da bir bahis açar. Kartal anlatır, der ki işte karga da kuştur, şöyledir böyledir ama işte Kartal asildir, şöyledir böyledir. Selçuklarla hiçbir bağlantısını kurmaz. Yani eğer öyle bir şey olacak olsa o kaldı ki Selçuklu girer. Sarayı'nın Gediklilerinden birisi. Tabii. Yani bunlar çok açık. Sonradan da o bazı şeyler yükleniyor o simbele. Ya işte biri İslam, biri Türklüğü, biri Doğu Batı, biri şöyle, biri böyle falan. Bunlara hiç gerek yok. Hatta bazen de maksadı aşılıyor. İşte dediğim gibi İbn-i Bibi'de ukab kelimesi geçiyor. Ukab Kartal demek. Hazreti Peygamber'in sancağının adı da ukaptı. Şimdi bakın. Demek ki Hazreti Peygamber de kullanıyor. Hazreti Peygamber'in sancağında da mı kartal vardı yani? Ya herhalde sancağı neye benzeteceksin? Tabii ki ukap diyeceksin. Tabii ki şey diyeceksin. Burada... Diyor ki sultanın çetri Aksaray'ın üzerine kartal gibi kondu diyor. Orada ukabı gören hemen dipnot. İbn-i Bibi'ye verdiği bilgiye göre çift başlı kartal Selçukluların alametiydi. Bu son derece yanlış bir yaklaşım yani. Şimdi burada şunu söylemek lazım. Büyük devlet olmanın gereklilikleri var. Böyle bir büyük devlet olmanın gereklilikleri diye bir olgunun olması lazım kafamızda. Büyük devletler. Ne anlayacağız bunda? İşte ne anlayacağız? Latince'de imperere diye bir kelime var. Emperyal, imparatorluk kelimesinin kökü olan şey. Olağanüstü yetkiyle yönetmek demek. Siz olağanüstü büyüklükteki toprakları olağanüstü yetkiyle yönetmek için bizde mesela o batıdaki emperyalin karşılığı olarak hümayun kelimesi kullanılır. Batı'da işte onların hanedana ait neyi varsa ona emperyal derler. Sonraki emperyalizmle bunun alakası yoktur. O makineleşme sonrası bir ifadedir emperyalizm. Büyük devlet olmanın gereği onların yerine bu gereklilikleri yerine getirmek gerekir. Onu anlatmak için. Nedir bunlar? Mesela Batı'da Roma İmparatorluğu'nun adı sayıldıktan sonra Semper Victoria diye bir ifade eklenir. Bu her zaman kazanan anlamına gelir. Osmanlı padişahları da hatta daha önceki Abbasilere kadar da bu İslam kültürüne geçmiştir. El Muzaffer Daima adıyla. Bugün Topkapı Sarayı'na giderseniz mesela Arzu Odası'nın hemen sol tarafında kapının hemen girişinde bir kitabe vardır. Sultan Abdülmecid Han El Muzaffer Daima. Ama daha önce de var. Yani Osmanlılardan önce de var. Onlardan önce de var. Abbasilere kadar iniyor bu. Bu veya batıda yine çünkü siz görüyorsunuz diyorsunuz ki büyük devlet El Muzaffer Daim. Daima. Ay bu şu mesela bu bunun çevirisi. Ama siz hocanın dediği gibi bugün işte bunu biz icat ettik derseniz sizin devletiniz kurulmadan önce onu kullandığınız size belgeyle gösterirse siz bir yalan ortaya koymuş olursunuz. Bu yalanınız bunlara ne gerek var? Evet hiç gerek yok. Diğer hiç. Tarafta mesela bir başka husus onlar mesela Roma İmparatorluğu için Civitas Aeterna denir. Tam çevirisi günümüz Türkçesi sonsuz devlet Osmanlı'nın kullandığı hali devleti ebed müddet. Şimdi veya Roma'nın şeyi vardır hani büyük toprakları yönetmek için her yerde o dönem aynı rejimi aynı şekilde uygulayamazsınız. Valiler atarsınız bölgeye onlar prefectus praetoria der siz eyalet beylerbeyi dediğimiz şey beylerbeylik kurarsınız. Onu aynı şekilde şehir için ayrı bir vali vardır. Mesela Roma İmparatorluğu'na başkent için, İstanbul için ona prefectus praetoria değil, prefectus urbis derler. Şehir valisi. Osmanlı'da da mesela şehre beyler beyleri veya sancak beyleri bakmazlar. Şehirle özellikle sadrazamın görevi olduğu için sadaret kaymakamı denilen adam. Dolu şunu anlatmaya çalışıyoruz. Büyük devletlerin birbirlerine benzer tarafları olur, olacaktır, olmak zorundadır. Bu benzer taraftarlıklar çoğu Sümerlere kadar gider. Evet, i̇lk onlar kaydettikleri için muhtemelen onlardan da önce vardı. Biz ilk onlar kaydettikleri için onlara atfediyoruz. Süremiz yavaş yavaş azalıyor. Biraz da stratejilerden bahsedelim ve büyük stratejistlerden bahsedeceğiz. Şimdi herhalde şeyi soracaksın. Turan Bozkır taktiği onu mu soracaksın? Yani Türklerin gelişimde onu soruyor biliyorsunuz. En çok tartışılan sorulardan birisi bu. Bu aralar sosyal medyada şimdi da hayli gündem. Ben ona ayrı bir açıklık getirmek isterim. Müsaadeniz olsa askeri terminoloji açısından. Bir dakika ama. Peki. Şimdi diyorlar ki biraz da tahfif etmek için. Benim canımı sıkan bir soru ama burada gündemde yapayım. Türklerin insanlık tarihine kazandırdığı hiçbir şey var mıdır yok mudur diye enteresan tartışmalar var. Ben buna girecek değilim ama cevabını gerekli platformlarda da veriyoruz zaten. Akademik olarak veriyoruz.
Ama savaş stratejileri bağlamında gidelim. Yani sadece Turan taktiği olarak bilinen savaş stratejisi değil de başka geliştirdiğimiz stratejiler var. Mesela gündemde işte ben geçen söyledim. Celaleddin Erzimşah, atlarınızdan inin. Bir anlık da gelişebiliyor ve bağlayın kendinizi atlara diyor. Evet. Sonuç itibariyle bir savaşta uyguladığı taktik arkanıza bu. Arkanıza birer tane şey işte onu dur bakayım. Hocam çok taktikler var ama şu Turan taktiğini hocam da şey yapacak. Şimdi ben de söyleyeyim. Şimdi çiziliyor işte düşün hocam düşman karşıdan geliyor. Sen ordudan 5-10 kişiyi gönderiyorsun. Bunlar gidiyorlar bir şeyler yapıyorlar. Onlar da kızıyor bütün ordu. Bunların üstüne doğru geliyor. Bunlar kaçmaya başlıyor. Onlar geliyorlar. Daha açık bir deyimle falan, gidip taciz ediyorsun hocam onları. Hocam böyle bir şey olabilir mi? Ondan sonra da kaçıyorsun. Böyle bir şey olur mu? Yani bu işi bu kadar basite indirgememek lazım. Şimdi bakın geçen gün bir emekli asker hocamızla da bir program yaptık. Şimdi askerlerin bu meselelere tabii ki özellikle operatif şeyler çok daha farklı bakış oluyor. Hocam dünyanın en zor askeri harekatları geri çekilme harekatlarıdır. Ben şöyle şimdi, çok özür dilerim. Buna devam et. Ama şu soruyla da bütünleştirelim. Biz yani Türk toplulukları olarak neden meydan savaşlarında çok mahir bir topluluk değiliz? Biraz da bu bağlamda da gidelim. Mahiriz ama. Biraz mahiriz tabii mahir de yani bir de şey savaşa verdiğin ya da meydan savaşçısı değiliz. Stratejiyle alakalı. Şeyle alakalı, coğrafyayla alakalı, mekanla, araziyle alakalı, zamanlamayla alakalı. Yani her savaş meydan savaşı olmaz. Yeri tabii gelir öyle olur, yeri gelir böyle olur. Yani önemli olan zamana, mekana, araziye, kuvvetlerine, düşmanın durumuna göre işte bir şeyler üretebilmek ve üstün gelebilmektir. O noktada bir de bir örnek vereyim şeyde bu Çiçi Yabgu işte kardeşiyle biraz anlaşmazlığa düşüp işte biraz böyle batıya doğru çekildiğinde Çin kaynağı diyor ki hocam işte yazdım bu kitaplarda var onlar. Çiçi işte kurmaylarıyla konuştu. Kaleden çıkıp kale önünde Çinlilere karşı işte savunma yapmayı kararlaştırdılar. Şimdi bunu okur okurmaz hemen diyorsun ki ya arkadaş bu olur mu yani. Sonra diyor ki Çiçi'nin kuvvetleri balık sırtı diyor işte saf tuttular falan. Allah Allah diyorsun şimdi Çiçi'nin kuvvetleri balık sırtı nasıl tuttu. Bunu gören Çinli generaller kahkahalarla gülmeye başladılar. İşte saldırı emri verdiler ve Çiçi'nin kuvvetlerini mağlup ettiler. Sonradan birazcık araştır yani çünkü bu şeye uygun değil yani. Akışa tabii akışa uygun değil. Olay şuymuş. İşte o sırada bir Roma lejyonu o dönemde İran'daki kimler vardı o dönemde İran'da onlara esir düşmüş. O da Çiçi neticede hanedan üyesi. Haklar mı? Sasani. Olabilir şimdi yanlış söylemeyeyim diye belirtmedim. Hatırlayamadım çünkü. O Roma lejyonu Çiçi'ye hediye etmiş. O tarafa doğru geliyor ya bir iyi niyet göstergesi olarak. Orada o balık sırtı kısa kılıçlarla kalkanlarına kapanarak balık sırtı saf kurup da Çinlilere karşı duran askerler işte bunlarmış. Şimdi buradan şu sonucu da çıkartabiliriz. Roma lejyonları Çin kuvvetleri karşısında hiçbir varlık gösteremediler. Hiç karşılaşmadılar belki de. Şimdi hocam bu niye şu Turan taktiği dediğimiz şey? Hocam bu kadar basit bir şey değil. Öyle bir uyguluyorlar ki. Karşıdaki düşman zaten bunu hissedemiyor bile. Şu sahne bu arada. Evet işte şimdi işte balık sırtı budur. Şimdi bizim işte oklarımız şu kalkanları deldiği için ve hızlı bir şekilde hareket ettikleri için işte bu düzen Türklerle beraber değişmeye başladı. Onlar da atlı şeye girmeye başladılar. Basite indirgedikleri için söylüyorum. Bakın sadece taktikleri o bile olsa bu geri çekilme harekatı dünyadaki en zor askeri manevralardan birisi. Hatta kime? Moltke'ye mi atfederler? O programda birisi katkıda bulunmuştu. Hangi vaka hocam? Bu işte geri çekilmeyle ilgili bir şey sanki yani... Çok önemli bir hadise ve Türkler bunu gayet tabii bir şekilde yapıyorlar. Bakın Türklerin savaş tarzı da
genellikle bakın yabancı kaynaklar tarafından kaydedildiği için şimdi şu düzende savaşan adam bizim Türk'ün savaş tarzını savaş tarzı olarak kabul etmiyor. Bunların diyor ne yaptıkları belli değil diyor. Bir oradan geliyorlar, bir buradan gidiyorlar, şöyle yapıyorlar. Şimdi ona göre bu karmaşık bir şey geliyor. Ama bu aslında hiç karmaşık değil. Türk ne yaptığını biliyor. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela arılar, kuşları düşünün. Kuşlar bir şeyler yapıyorlar. Biz anlamaya çalışıyoruz bunlar ne yapıyorlar. Arılar işlerini yapıyorlar. Biz arıların ne yaptığını anlamaya çalışıyoruz. Çoğu zaman bize anlamsız geliyor ama onlar ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar. Karıncalar falan da öyle. Şimdi Türkler de bu taktiği uyguluyorlar. Mesela kaynaklara bakıyorsun diyor ki işte tam diyor işte bunların üzerine gittik işte geri çekilmeye başladılar. Biz biraz daha üzerlerine gittik işte birden tekrar dönüp saldırdılar. Anlayamadık falan yani ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar. Bir de bizim işte bu Kutat Kubilik'te de bu savaşla ilgili şeyler verirken kaçan düşmanı takip, kaçan düşmanı takip ederken ölçülü davranmak veya diğer konularda da aslında çok kendine özgü o Türk düşüncesini yansıtan ilkelere falan rastlıyoruz. Bunun dışında harp taktiği olarak biraz önce verdiğiniz örnek atlarınızın arkasına adeta bir maket gibi bir şey bağlayın kalabalık görünsün. Ne bileyim işte gece çadır sayısını çok göstermek için işte ateş yakısı. Ya da keçilerin boynuzlarına neşeyle bağlanmak. Şeyde kara keçilerle ilgili ilişkilendirirler. Mesela Oğuz Kağan Destanı'nda bile vardır. Atlıların arkasına işte çalı çırpı bağlayıp dumanı falan böyle çok kaldırmak. Bunlar hani genel şeyler. Ama bunun dışında mesela nehirden geçerlerken Memlükler döneminde böyle bir şey var. Kelekler şey yapmışlar. Baş gibi görünsün, kalabalık görünsün diye. Mesela yine Moğollarla ilgili aynı Calut'taydı herhalde. İlk yapılan muharebede ölen Memlük askerlerinin cesetlerini toplatıyor. Mukaddeme arasında, öncüler arasında olan. Bir bakıyorlar ki şeyler ölmüş. Bir sürü Moğol var, ölmüş ama Memlük yok, ölen yok. Diyorlar arkadaş bu nasıl bir şey falan. Ya bu tür böyle şeyler de zaman zaman bilindik, zaman zaman da yine kumandanın böyle... O anki yaratıcılığına diyelim bağlı olarak çeşitli birçok taktik bir de savaşta genel bir strateji olmaz. Ya bugünkü futbol gibi düşünün yani hep aynı taktiği uygularsanız şimdi, rakibiniz sizi çözer. Orada işte şu şeyi birbirinden taktik ve strateji evet, kavramı evet. Tam şimdi ayırmamız lazım. Tam yeri geldi. Nedir? Tam yeri geldi. Şimdi mesela Türkler genellikle yıpratma muharebesi yaparlar. Yani açık konuşmak gerekirse kaçak dövüşürler. Tam savaşa giriyormuşsunuz gibi birden değil mi? 11. 12. yüzyıla kadar bakarsanız Türkler meydana bir çıktılar işte karşı tarafı böyle bir şey yoktur. Yani Allah kahretsin savaşmıyorum kıvamına getirtmek için rakibi tabiri caizse psikolojik harp yaparlar. Mesela demin dediğimiz bunları askeri terminoloji açısından hocamızın bahsettiği bu balık sırtı dediği aslında bu uzak doğudaki taktik düzenlerle alakalı. Şimdi taktik düzenlerde en başta gelen taktik düzen şudur. Önce bir onu belki ifade etmek lazım. Saf düzeni. Yani namaz safı gibi bir düzen. Buna taktik düzen yerine bizimkiler tabiye derler. Tabii, saf evet. Tabiyesi. Tamam. Kol düzeni vardır. Yani yan yana değil de arka arkaya doğru sıralanırsınız. Bu daha çok batıdan daha sonra ortaya çıkmıştır. Daha sonra başka ordular tarafından da kullanılmaya başlamıştır. Hocanın bahsettiği balık sırtı dediği şey uzak doğu tabiyelerindendir. Bu yani uzak doğudaki taktik düzenlerdir. Kaz kanadı derler mesela antik Çin kaynakları buna. Köşeli değildir. Bir tarafı yani su damlası gibidir ama düz değil hafif çapraz durur. Bunun sebebi de şudur. Yani şöyle bir köşe düşünün. Bu kütle tabiyesi dediğimiz tabiye var mesela bir de. Yani böyle bölükler halinde. Kare 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 şeklinde askerlerin bölükler kıtalar halinde düşünün. Bu mesela kütle tabiyesidir. Bu kütle tabiyesinde en köşede bulunan asker muharebeye girdiği zaman en çok yıpranan kişi olacaktır. Dolayısıyla hani ölmeme ihtimali çok çok düşüktür. Bu yüzden uzak doğu tabirlerine baktığımız zaman bu köşe yuvarlanmıştır. Bu yüzden su damlası gibidir ki. Çünkü kimse orada olmak istemez. Yani o psikolojiyle kimse savaşmak istemez. Yani ilk ölen kişi ben olacağım diye bir savaşa kimse katılmak istemez. Yani baştan bir kere orayı o köşeyi kaybediyorsunuz. Şimdi mesela bu çeşit muharebenin adı mevzi muharebesi deriz biz buna. Yani bir karşılıklı iki grubun
birbirlerine manevralarla, yani manevra muharebesi yerine bir yerde durup bir mevzi veya bir savunma hattı teşkil edip burada savaşması mesela, bu mevzi muharebesidir. Manevra muharebelerinde mesela Türkler 12-13. yüzyıldan sonra baktığımız zaman manevra muharebelerine stratejik olarak daha yatkın hale gelmişlerdir. Düzenli ordu, daha doğrusu piyadenin özellikle 1320'lerden sonra işin içine girmesi, yani daha önce attan indiği zaman savaşamıyor mu Türkler? Tabii ki savaşıyorlar. Ama Orhan Gazi döneminde, Palekano Savaşı'nda ilk defa düzenli piyade birlikleri oluşmaya başladıktan sonra bu tabiyelerle daha fazla içli dışlı olmuşlardır. Bu size şunu getiriyor. Peki eskiden nasıldı? Hani diyoruz ya hilal taktiği. Hilal taktiğinin askeri terminolojideki adı dış hatlar nazariyesidir. Yani dış hatlar teorisi. Siz yan yana mesela biz şöyle üç kişi, üçe ayrılmış gibi masanın bir ucunda birbirimizden ayrı duruyoruz. Karşımızda da üç kişi birbirine bitişik duruyor. Sayılarımız 3'e 3. Evet. Hangimizin karşı tarafı yenme ihtimali daha fazla? Bizim tabii ki daha fazla. Çünkü biz ortadakine ok atsak yanlışlıkla yandakini vururuz. Yani hedef ateş teksifinde bulunduğumuz zaman onu öldürme ihtimalimiz çok daha fazladır. Ama onun angajman açısı çok daha fazladır. Değil mi? Hani sizi ayrı vuracak, kocamı ayrı vuracak, beni ayrı vuracak. Çok daha geniş bir açıdadır. Bu yüzden mümkün olduğu kadar tarih boyunca savaşları idare eden generaller sahaya daha geniş bir açıyla, yaklaşma içgüdüsüyle hareket ederler. İşte buna, yani onu kapsayıcı bir şekilde buna dış hatlar nazariyesi diyoruz. Peki Türkler mi bunu icat etti? Hayır, Türkler tarih sahnesine çıkmadan önce bu vardı. Hilal bu mu? Hilal bu. Yani bu dış hatlar nazariyesinin en belirgin şeyi. Ama hani 100 bin kişilik ordularda Mohaç'ta tam böyle bir sahne söz konusu değil. Çünkü Evet. savaş dediğimiz şey böyle hani bir anda başlayıp biten bir şey Evet. değil. Hilal Bir fotoğrafı yerde gibi. değil. Değil mi? Bu Şundan muhtemelen bahsetmek lazım. Özellikle söz etmek lazım. öncü birlik olur en fazla. Şimdi O bile olmayabilir. ya Bu bu tabii şeyden ya burada Cennetin toplasanız Krallığındaki şey tabii. evet yanlış sahne. Şimdi hatırlamıyorsam burada ama böyle değil yani. tabii Böyle bir anda falan böyle bir şey değil tam yani. böyle Çok değil. Bir de şöyle bir uzun bir husus var. alanda geniş bir şeyde Bunu uygulanıyor. Türk askeri kültüründe de işte yazmaya çalıştım. Bana da Ahmet Taşoğlu Hoca söylemişti. Moğolcadan kendim çevirdim dedi. Ben şimdi kafamda şunu anlamaya çalışıyorum. Yani biz burada hilal yaptık. Düşman da bunlar ağzı açık böyle bir hilal yapmışlar. Hadi bunun içine girelim. İyi hadi Öyle biz de bir şey bunları bir olmuyor. öldürelim. Ne kadar sürdü bu? Bir savaş. Ertesi sene gene aynı. 2000 sonunca böyle. Şimdi dedim ki bunda bir problem var. Bu tam böyle değil. Çünkü savaşlar İşte böyle cereyan kastettiğim etmez. tam da bu yani. Nasıl cereyan ederler? Siz onu gerçekten onun içine çekmeye ikna edeceksiniz. Evet. Bunun için hani öyle gittim ben oradan hadi gel şu ortaya doğru dedim. O da tamam geldi. Ben de kuşattım. Böyle bir. Öncelikle şunu sağlamanız lazım. Şimdi eski zamanın savaşlarında muhabere sistemleri, haberleşme günümüzdeki gibi çok çok daha ilkel olduğu için sizin temel amacınız asker ile onun en küçük amiri olan onbaşı arasındaki iletişimi kopartmaktır. Başsız bir tavuk gibidir bu. Siz onu koparttığınız zaman bu nasıl gerçekleşir? Karşı tarafın saf düzenini bozmakla. Yani o 10 asker, bu tabii şey bir rakam, itibari bir rakamdır 10 veya işte yüzbaşı. Bu 10 askerin başındaki adamı bundan ayırmak için sizin kitle halinde oraya bir hücum yapmanız lazım. Ahmet Taşoğlu Hoca bana dedi ki bu senin bahsetmiş olduğun bu dış hatlar nazariyesi ile ilgili yok. Bahsetmiş olduğun şeyin bir öncül hareketi vardı dedi. Dedim hocam onu arıyorum. Ve bu çok profesyonel bir şey olmalı. Yoksa 2000 sene boyunca her seferinde o hilalin içine girip ben de onu Yok arıyorum. yok İyi de nasıl mümkün giriyor? değil. İşte o girme hususunda Moğolca bir kelime var dedi. Türkçe'ye tercümesi ne hocam dedim. Yontma keser. Hocam dedim şöyle mi? Birlikler gidiyor. O hani yıpratmayı yapacak olan birlikler gidiyor. Gittikleri zaman şimdi mesela deminki o kalkanlı birlikler var ya. Onlara ok atıyorsunuz. Sadece ok değil mızrak da atıyorsunuz. Şimdi mızraklar peşi peşine mızrakları atmaya başladığınız zaman ok delse bile hani arkadakiler hemen kademe oluşturuyor ama yoğun bir mızrak saldırısında bunlar feci bir şekilde dağılıyorlar. Ama eğer mevzi muharebesi yapıyorsa, yani kirpi düzeni gibi bir düzen alıyorsa, kalkanların arasından uzun mızrakları, kargaları çıkartıp alıyorsa, bunu öyle bozmanız kolay kolay mümkün olmuyor. Psikolojik yıpratacaksınız. Ondan sonra o çekişlerde O dediğin Cengiz Han filminde vardı, kirpi taktiği. tabii bu Mızrakları evet kaldırıyorlar tabii ya. bu aslında eski çağlarda yani İskender döneminde falan da var. Tabii bilinen Bu bir taktik aslında. Batı'nın ya kütle tabiyesini uyguladığı
kütle tabiyesinde mevzi muharebesi dediğimiz, yani manevra yaparak savaşmak değil, durarak bir mevzi teşkil ederek burada kendini koruma. Bu iç hatta kaldığınız durumda geçerlidir. Eğer siz dış hattaysanız, yani kuşatan taraftaysanız, mümkün olduğu kadar bunu eritmeye çalışırsınız. Onu içinize çekiyorsunuz ya. O yontma keser dediği şey de şu. Bunu ilk defa ben yazdım ama hoca ortaya çıkarttı. Moğolcadan da o yontma keser diye çevirdi. Düşman birlikleri aynı keser sallar gibi her keseri salladığınızda yuvarlak yuvarlak sallarsınız ve oradan parçalar çıkar. Hocam ama dedim, bunların böyle hani döndükleri zaman dedim bizimkilerin arasından geçecek koridor düzenleri falan olması lazım. Hı. Hani öyle gittim dönüşte tabii, kendimi tabii. mi çiğnedim? Hayır, bu çok büyük bir düzen işi. Yani tabii, askerlik, tabii. savaş o düzen dediğimiz işte bir yığın insanın, siz bırakın bir yığın insanı 5 kişi plan yapmadan pikniğe gidemezsiniz. Gidersiniz tabii, tabii, tüpü tabii. unutmuşuz dersiniz. Hani sucukları pişiremeden tabii, geri hocam, dönersiniz. Tabii. Siz ya. Binlerce insanı götürüyorsunuz. Bunun sadece yemesi içmesi bir organizasyon. Yani biz batıda ya, mesela yaşasın, kurmaylık lojistiği. Eğitiminde ilk öğretilen şey şudur. İngilizce plan is nothing, planning is everything derler. Plan hiçbir şeydir, planlama her şeydir. Niye? Çünkü yaptığınız plan ilk mermiyi patladığından itibaren çöp olacak. Evet. Ne olması lazım? Sürekli bir planlama döngüsü. İşte o savaş dediğimiz şey bir anda hilal oldu, bir anda da içine girdi değil. Hayır, o bir süreç. Kademeli kademeli çekmeye ve kademeli kademeli kuşatmaya çalışıyorsunuz. Düşmanın inadı da belirliyor aslında bakarsanız. Yani inadı psikolojiyi da, de kontrol etmemiz gerekiyor. Hocam inisiyatif sende olunca. Evet. Işte kritik unsur. İnisiyatif sende olunca. Şimdi bakın bu dediniz ya biraz önce niye meydan savaşı. Şimdi adam daha hareketli, daha seri, daha araziye daha kimse istediği zamanda, istediği yerde, istediği savaşı yapıyor. Şimdi biraz önce sizin anlattığınız hocam kaynaklarda bu var. Mesela bölük savaşı diyebileceğimiz şey, bölük bölük geliyorlardı diyor. Tarif ettiğiniz gibi. Şöyle düşünün. Şimdi şurada düşman birlikleri işte şöyle duruyorsa, çeşitli gruplar adeta bu bahsettiğiniz çerçevede şu şekilde hocam, şu şekilde sürekli ama durmaksızın sürekli hücum ediyorlar. Ve onu yaparken de bir yandan da geri çekiliyorlar. Yani şu hareket devam ediyor. Ama bu hareket şöyle biraz geriye doğru devam ediyor. Mesela Malazgirt Savaşı'nda da öyle. Ve çoğu zaman işte önce bir sol kanatı veya sağ kanatı falan yıpratıyorlar. Ya da yani şöyle yapıyorlar. Parça parça giriliyor. Evet, yani böyle parça hep birlikte hadi bir savaşalım. Hayır. İhtiyatlar var sonra. Ya mesela Mohaç'ta da öyle oldu. Hemen bitiriyorum hocam. Mohaç'ta da mesela o dış hat teşkil ettik ama işi çözen dış hatlardan ziyade ihtiyat birliklerinin muharebeye girmesi. Tabii, Almanya'dan tabii. İrfan Yazıcı Bey'in bu noktada bir sorusu var. Biraz da kışkırtıcı bir soru. Mohaç dediğin için tam yerine geldi. Mohaç'ta Kanuni'nin ordusunun Macar ordularını 2 saat içinde imha ettiğini yazarlar diyor. Tamam. Peki diyor, o halde Macaristan Devleti Kanuni'nin heykelini neden dikmiş olabilir? Bu onlara benim sorunum lazım. Değil ki, bu Macarların sorunu. Macarlara sormak lazım. Değil mi? Ama ha, Macarların bir sözü var. Meşhur bir sözü. Yiğidi öldürüp hakkını vermişler. Şimdi bakın şeyde. Mohaç kadar kötü olamaz ya. Bırak canım, boş ver. Mohaç kadar kötü. Macar sözüdür bu. Bir Macar deyişidir. Ama o sorunun muhatabı dediğim gibi biz değiliz yani. Avusturya'da, Macaristan'da öyle bir şey izlemiştim. Sokaktaki insana soruyorlar. Yani buranın başına gelmiş en büyük hadise, en büyük savaş ne? Hepsi Mohaç'ı söylüyor, şeyi söylüyor, Kanuni'yi söylüyor. Çok değil 50-60 sene sonra Hitler oralarda bayağı bir şeyler yaptı. Yani bombaladı her tarafı. Onu kimse hatırlamıyor. Bu da işte ne biliyor musunuz? Dünyanın en büyüğü sizsiniz. Muhatap olmuşsunuz. Adam zihnini onu kodlamış. Doğal. Bu yani çok ifade etmese de, açıkça belirtmese de esasında böyle bir şey var. Şu bakın Malazgirt'te onu da ben ilave edeyim de hocam orası. Kaynaklar da bunu anlatıyorlar. Diyorlar ki anlayamıyor şimdi, anlamaya çalışıyor. Nasıl savaştığını anlamaya çalışıyor. Bakıyor arı sürüleri gibiler diyor. Arı sürüleri, arı sürülerine benzetiyor. Sürekli diyor, sürekli yer değiştirerek. Hatta bir yerde onu ilk okuduğumda bir Farsça kaynaktaydı, şimdi hatırlayamadım. Diyor ki bir kısmı gelip savaşıyorlar diyor. Bir kısmı arkaya gidip dinleniyorlar diyor. Sonra diyor onlar onların yerine, onlar onların yerine.
sürekli bir hareket söz konusu hocam. Ve kademeli bir savaş var. Aynen. Yani sen hep buradasın ama orada sürekli değişen birlikler var. Ve öyle zannediyorsun ki şu meşhur bir söz vardır ya işte Türk ordusu hep aynı yaştadır şeyi vardır ya bu bir takım bölücü şeylerle ilgili söylerler böyle. Ulan ne zaman gelsek Türk ordusu hep aynı yaşta. Mehmetçik hep aynı yaşta. Onun gibi bir şey. Sürekli tekrar eden bir döngü var. Ve bu adamlar bunun şeyini çok iyi biliyorlar. Ordu düzenini bozuyorlar. Saf ilerleyişini bozuyorlar. Mesela şöyle şu şekilde gidecekken bir tarafı geride bırakıyor. Veya bir tarafın önünü açıyor. Bir şey yapıyor, onlar öne çıkıyorlar. Yani bir şekilde düzeni, o tabiyeyi şunu bunu bozduktan sonra düzen bozulunca da zaten iş gidiyor. Ha başaramadı mı? Diyelim ki başaramadı. O zaman da geri çekiliyor. Eyvallah. Diyor ki bugün değil yarın. Yani bu şekilde galip gelebiliyorsun. Hocam bu da önemli bir şey. Batıda okumuştum şeyde. Adam ne yapıyor? Toparlayalım hocam. 50, süremizin sonuna 50, geldik. 50-100 kilometrede öyle söyleyeyim. 50-100 kilometre boyunca orduyu yürütüyor. Yıpratıyor. Eyvallah. Bu arada yollarını, ikmal kaynaklarını, iaşe kaynaklarını, şuyunu buyunu hallediyor. Kullanılması hale getiriyor. Evet, çok çok teşekkür ederim hocam. Aslında sohbetin tadı damağımızda kaldı. Başka bir zamanda yine aynı ekiple devam edelim. Büyük onda kahramanları konuşacaktık. Taktik ve strateji konuşmak lazım. Çünkü evet, kısmına hiç girmeden doğrudan muharebe. Evet, kesinlikle öyle. Evet, değerli izleyiciler, Doğudan Batıya tarihin bu haftada sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni bir konu ve yeni bir konukla tekrar karşınızda olacağız. Sağlıcakla kalın.